Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Akşamın bu saatinde gördüğünüz gibi yine Farming Simulator'dayız. Ben genelde Farming Simulator'da kendi kameramı açmıyorum ki detayları herkes net görebilsin diye. Şimdi küçük bir yerde bir sıkıntı yaşıyorum. Onu bir çözeceğim. Sizlerden istirham ediyorum kısa bir süre. Şurada bir zamazingo olacaktı. Onu bir açmamız gerekiyor. Bir açılacak. Ekranlar hep birbirine girdi hocam. Hocam çok monitör var masada hocam. Artık ekranları karıştırıyorum abi, bu nedir ya? Yayının sürpriz konu olarak bendeniz. Faydasız yanında. faydasız arkadaşımı çağırdım. Faydalı işler yapar diye belki. Tabii. Şimdi bunu aşağı aldık. Evet, şimdi. Arkadaşlar farmingdeyiz ama bugünün de çok önemli bir özelliği de var. Bugünün en önemli özelliği neydi? Bugün Gazi Paşa'nın vefatının 85. yıl dönümünde biz de biraz kafamız bozuk, keşke hayatta olsaydı dediğimiz bir liderimiz. Yani eğlenceli bir şeyler yapmak isterdik. Farklı ama biraz bir daha sakin bir yayın yapmak istedik. Tabii ki biz de onu saygı ve minnetle anıyoruz ve bugün yayınımızda belirli bir süre sağ üst köşede de bayrağımızı ve kendisini göreceğiz arkadaşlar. Profesyonel olarak bilginiz olsun. Şimdi biz bu oyunda bir şeyler yaptık. Yani çok da öyle abartacak bir şeyler yapmadık ama şimdi bizim tarla bekle babam bekle modunda. Yani yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Oyun Farming 2'nin gerçekten Farming Simulator 22'yi zaten ben yeni aldım. Yani daha önce 19 oynuyordum. Serkan da yanımda çok gelip görüyordu 19 oynadığımı. Abi 19'daki gibi değil. Olayı çok detaylandırmışlar. Yani mevzu felaket. Yani kış modu var, ilkbahar, yaz. Karmar yağıyor yani, çok fena. Onu da geçtik. Yani oyunda şöyle bir sistem yapmışlar. Gün döngüsü var. Yani abi, gün döngüsü var. Gün döngüsünden ziyade mevsim geçişleri, yani ektiğin hasadın yine konuşamadım. Şeyinde mevsimine göre ekip toplayabiliyorsun. Yani diyor ki sana oyun. Sen bunu Eylül Ekim'de ekersin, Şubat Mart'ta toplarsın. Bunun süresi, mevsimi bu. Yani mevsimsel meyveydi, sebzeydi, onları ekip görebiliyorsun. Ama meyve yok bildiğim kadarıyla, doğru mudur? Meyve bildiğim kadarıyla yok. Şimdi hocam biz zamanı süper yavaşlatma modunda bunu kaydetmiştik bir en son ben yayın yaptığımda. İstersen onu gerçek zamanlı oynayalım. Şimdi gerçek birebir zamanlı yaptığın zaman iş büyümüyor. Çok bekletir. Ya yok, ilerleyeceğimiz zamanlar. Yani standart oynayacağımız şeyle yapalım. Önce birçok iş yaptık. Şu an 8000 küsür paramız var. Şöyle bir traktörlerimize girelim. Bu oyunun renginin böyle olmasına aldanmayın arkadaşlar. Dediğim gibi kışları şey yapıyor yani. Bayağı geceler uzuyor falan yani, o kadar yapmış herifler. Şimdi bir kontrat var mı abi? Kontrat var mı? Kontrat yapmamız lazım çünkü bizim tarlanın işi çok uzun, daha çok bekleyeceğiz. Aynen. Bir kontratlara bakalım, hani bir şeye benzeyen bir kontrat. Mesela toprağı işleme, tarla on, çok uzak bu tarla on bize ya. Şurada bir yerdeydi o. Aha şu yukarısı. Acaba abi bizim makineyle işleyelim diyeceğim de bu tarla çok büyük, bitmez. Ne veriyor bize cihaz? Cihaz veriyor mu? Aa. Dur. Kocaman bir makine veriyor. Ne diyorsun? Önünde ağırlığını da veriyor. Abi şöyle bir durum var ama 10.000 zaten alır almaz 1140 gidecek. 9.000'dir. Takside çıkartalım. 9.000 de vermiyor. Yani ama kredi faizi ödeyeceğiz. Ya, taksidi çıkartalım. Yani bunu al. Biz şöyle şu şekilde alalım bunu. Aynen. En temizi bu şekilde. Hele şunu bir götürelim, yerine bırakalım hocam. Ne diyorsun? Aynen öyle hocam. Hangisiydi ya? O kadar çok makine var ki hepsi birbirine girdi. Gır 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 gır. Ya hoca bir şey söyleyeceğim sana ya. Biz 8000 paramız var dedik de acaba onu ortaya mı çeksek ki, ne diyorsun? Neyi? Bunu ortaya mı çeksek şöyle yukarıya? O sıkıntı değil, görüyorlar zaten ya. Tamam ya, sıkıntı yok. O zaten süre belli. Şunu bir de önüne takalım döndürüp. Biraz ben uzak mesafeden
oynuyorum arkadaşlar, etrafı da net görmek adına. Yani size de etrafını net göstermek amacıyla. Şunu da aldın mı çocuğun kucağına? Aldı. Bu anda şuna da bir elleşelim. Şimdi tarlona gidecektik değil mi biz reis? Aynen öyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz tarlona gibi ortada çıktı. YouTube kanalına da abone olabilirsiniz. Çok güzel bir YouTube, çok güzel YouTube projeleri de hazırlıyoruz. Yani bakalım, kısmet her şey. Bizim zaten kısmetten yana şeyimiz yok hocam. Oğlum iki batsız bedeviyiz lan. Batsız bedevi çölde ya, kutup ayısı. Benim anlamadığım bir şey var. Selamlıyormuş. Sinyalleri görüyorum ya, şuradaki sinyalleri. Evet. Sanki o sinyaller çok düşükmüş gibi geliyor bana. Ses çatır çatır falan ediyor mu acaba? Ediyorsa yazın arkadaşlar chatten. Bana da sanki benim sesim patlıyormuş gibi geliyor sinyale baktığımızda. Sanmıyorum, bir bak. Bakıyorum, kontrol ediyorum. Ey benim sese bak, iğrenç. Peki benim sesin nasıl? Senin sesin net geliyor. Seninki de nettir lan. Benimki de net de sanki böyle şey burnumdan konuşuyormuş gibi geliyor. E ne yapacaksın oğlum? Yani şimdi bir dakika lan, harita ve yolu karıştırmayalım. Dur. Biz buna nasıl gidiyorduk ya? Tamam işte, yoldan devam edeceksin. Allah cezanı vermesin senin. Ne oldu lan? Capture kart gitti geldi. Capture kartımız mı bozuluyor? Neyse. Bozulmasın abi, alamam şimdi. Çok pahalı şeyler. Biz bu yolu takip edeceğiz aynen. Aynen bu yolu takip edeceğiz. Yalnız bizim seslerimiz biraz yüksek gibi geliyor bana. Kontrol abi, ettiğimde. Yok, oyunun sesi zaten yükselmiyor hacı. Her makinede değişiyor oyunun sesi. Senin sesin de çok yüksek yalnız. Seninki yüksek değil mi? Benimki de yüksek ama benim sesim eşit baktığımız zaman senin sesine göre alçakta kalıyor. Ya nereden dönüyorduk? Devam. Buradan devam mı? Hı, yol boyunca devam. Çok mu aşırı geliyor benim sesim ya? Bir tık kısabilirsin. Tamam. Sen sür. Ben süreyim. Ben kendimi bir tık kısayım hocam. Aynen hocam. Devam et reis. Sen şunu bir götür oraya da. Orada oynayalım, sonra bir kontrat daha bakalım. Şimdi abi biz şimdi sıfırdan almışız. Çiftlik kurmaya çalışıyoruz yani. Bir yerimizi yırtıyoruz burada. İki maraba. Yalnız alttan haritadan da takip et. Bak 10 yukarıda yanıp sönmeye başladı. Zaten haritasının yürüyüşü dikkatimi çekti. Biz GTA'cı da oynamıştık ya. GTA mantığıyla gidiyor. Anam. Baba ne yapıyorsun ya? Vurduk. Neyse traktör bizim değil zaten. Koy gitsin. Kiralama değil mi oğlum? Yapıştır yani. Ama işi yapacak kadar çalışsın. Orada yayın çıkışında da gösterdi. Kepçe kartı gitti. Gecikmeli geliyor. Gecikmeli geldiğini biliyorum. Kepçe kartı gitti yapı sadece. Allah Allah, bu ara yapıyor. Neden yaptığını ben de bilmiyorum. Arada bir gidiyor geliyor. Çok çevirme direksiyon. Bir anda dönüyor. Arazinin bir köşesini beğenmen lazım reis, biliyorsun değil mi? Tabii reis, sıkıntı yok. Şöyle olsun değil mi? İstek ne olur? Ya git işte oğlum. Şu köşe çok güzel, üst köşesi ha. Sağ üst köşesi çok güzel tarlanın. Şu üst köşeyi tam köşe ya orası, orada hizalarsın ama giderken X'e bas da makineyi açsın. Aç oğlum. Biraz yavaş açıyor çünkü. F'ye basarsan da diğer ışıklar devreye girer bu arada. Şimdi kardeş, nasıl hizalayacağını biliyorsun değil mi bunu? Bekle iyice açılsın burada. Daha dönüş yapayım lan. Daralma, genişten al, arkan çok genişledi. Heh. Şu köşeyi, yan köşeyi taşabilir biraz, o ondan bir şey olmaz. Bak mouse'u kullansana reis. Mouse'u kullansana. Çok girdin, bir daha dön. Tekrar dönmüş. Bu kadar... Çok dönme, traktörün kafayı sok ki şey yapalım, yardımcıya verebilirim. Eyvah dur. Makineyi topla da gitsin şu. Bekle. X'e bas, topla cihazı. Kafanı sıkayım senin. Niye geldin ki? Bende bir suç yok. Devam et şimdi ileri doğru. Bak o gidecek. Gidecek. Tamam. İlerle biraz. O yürür şimdi. Aç makineyi tekrar. Ama senin bunu yapabilmen için şu dıştan doğru gelmen lazım oraya, nişanlayabilmen için. Anladım. Yani geniş alacaksın iş makinesi, şu mouse'la da açını değiştirerek şey yapabiliyorsun. Hacı, farming'i sen daha iyi biliyorsun. Normaldir yani, anladın mı? Benim yönlendirememe. Baba çözeceksin da, biz de yapa yapa öğrendik yani. O kadar gitme, kayar aşağı. Karlı havadasın, unutma. Biraz ileri doğru. Arka makineyi hizalayacaksın tarlanın köşeye. Sıfıra sıfır yapmana gerek yok, biraz sağa dışa taşabilirsin. Taş dışa bir şey olmaz ya. Kay biraz.
Git 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 kal. Şimdi he basınca işçiye verecek. Çalış oğlum. Başladı gördüğün gibi. Biz biraz daha mı kontrat baksak? Hacı ne güzel lan böyle şey. Bak şöyle ağır ağır mouse'la böyle yaptığın zaman. Milli sporumuz, iş makinesi izliyoruz arkadaş. Peki. Böyle ağır ağır yaptığın zaman böyle sinematik evren, sinematik gibi olmaya çalışıyor ya. Şimdi reis. Hele bir başka kontrat var mı? Bakak mı? Bakalım bakalım kontratlara bakalım. Aşağı şimdi. Doğru yavaş yavaş inelim bakalım neler var. Toprağı işte aman. 5058. Tarla 8 nerede? Tarla 8 nerede? 58 nerede? Bir gir bakayım oradan haritaya. Mouse'u normal tıklayarak kaydırabilirsin yukarı. 58 neresi abi? Abi 58 şuralarda bir arada olacak. 56. 56 burası. 57 hemen bizim altımız. 58 bu tarafta olabilir. Köşede. Bak bak orada. 58. Uzakmış. Uzakmış. Bizim makine oraya yapmaya kalsa uzun sürer değil mi? Makine küçük çünkü. Aynen. Bakalım başka bakalım. Yok. O zaman buradan çıkalım. Makinemizi izleyelim. Zamanı attıralım. Yeni kontratlar gelsin. Tabii. Doğru söylüyorsun. Zamanı biraz hızlandıralım abi. Yeni kontratlar gelsin. Çünkü başka türlü bu iş dönmeyecek yani. Verilen köy yani bence. Görünen köy uzakta değildir. Hayır ben anlamadım şu. Biraz ilerlesin bakayım. Saat 10 görünüyor oyunda. Tabela. İnşallah tabelayı bize hata olarak göstermez o. 40 geçecek. Allah'tan kara gömüldü de. Değil mi? Aynen öyle. Ya çok şimdi kış dönemi ya oyunda. Çok fazla kontrat da gelmiyor. Gelir gelir ya. Oradan biraz sıkıntı yaşamıyor değilim yani. Olur olur. Acaba başka kontrat, bilmiyorum zamanı attırdık biraz kontrat gelmiş midir? Bakalım hacı. Bir zamanı diyorduk yavaşlatayım abi yine. Bak bakayım gelmiş mi bir şeyler. Yok bir bok gelmemiş bence. Tarla bir, elbette senin nikah tarla bir. Çok uzakta onun tarla bir. Tarlayı da uzak. Ya 1000 liralıklara bakma oğlum para kazanamıyorsun ondan ya. Bize bir şey bırakmıyor ki. İşte ben 5000 ve üstüne bakmaya çalışıyorum bak 72 toprağa işleme diyor. Bu nasıl bir işleme lan? Ya fark etmez ya pullukla sürüyor. 72 nerede baksana araziye. 71, 70... 2 şurada beyaz olan. Şu. Yakınmış bize. Aslında alıp bizim makineye sürdürebiliriz bunu. Olabilir. Ne diyorsun? Mantıklı. Gel kontratlara. 72 demiştin değil mi? Kabul et dediğin zaman kabul edecek. Tamam kabul edelim ne olacak bizim makineyle. Bizim makineyle sürdürelim. Pullukla sürdü ya abi. Kabul ettim. Escape. Dur şey haritaya getir bunu yine sen de. Evet. Şimdi taba basalım abi. Bak şu bizim makine hazır. Enter'a çaktık. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ver. Ha sen kontrollere alışmış olursun. Sen devam et. Aynen. Yürü baba. Bu tarlayı karşıya geçince 72 olacak. Dümdüz git tarlanın ortasına bir şey olmaz. Ama şeyler falan çok güzel olmuş ya bu lastik izleri falan bırakıyor ya. Ya abi oyun detaylandırıldı yani. Bayağı bir detaylandırmışlar kadar. Çok güzel olmuş. Bu arada istersen şu tren yolunu geçtikten sonra makineyi aç. Öyle yapacağım zaten. Takıldı çünkü. Bu takılır. Şu an önündeki tarla 72. Haritaya bakarsak sanırım alttaki köşeden sağ aşağıdaki köşeden girsek daha uzun olur kenarı. Oradan gir orası evet. Pardon solmuş ben ters görmüşüm ya. Makineyi aç istersen. Haritalar ters ya. Genişten alacaksın yine öbürü gibi. Zaten bizim makine daha ufak olduğu için düz köşeden alacaksın değil mi? Hı hı. Sapıtmasın diye. Bazen yapayız deka işte oluyor bazen böyle şey. Lan! Yanlış bir şeye bastım. E'ye bastım ya bir şey olmaz devam et. Biraz yanaştır dışarı biraz yanaş. Yanaş sağa doğru bir şey olmaz. Tamam düz de traktör oraya düz var ya.
Düzle. Düzle. Bas ya, o kendini düzleyecek zaten. Neye? Şey, yardımcıyı çağır. Çağırdım. Tamam, o alacak kendini, sen rahat ol. Şu ismi okuyabiliyor musun dostum buradan uzaktan? Kules. Kule, abi Euro Truck Simulation 2 yayını yapar mısın bir ara? Yaparız kardeşim, o da var elimizde. Tüm DLC'lerimizle beraber. Ayıp ediyorsunuz, senin canın sağ olsun. Serkan hocam, ne zaman yapalım? Pazar mı yapalım? Pazar yapalım. Pazar günü Euro Truck Simulator açalım. Ne zaman açalım? Saat? Gündüz öğleden sonra olur ya. Ya Euro Truck Simulator'da biz seninle girdik mi şimdi? Kaptan değiştire değiştire gideriz. Sohbet ede ede. Tabii. Alttan da diyorum şey yapalım. E şimdi müzik açacağım da telif yeriz diye açamıyorum da. Euro Truck Simulator'da da şey yaparız. Biz şöyle yapalım. Pazar günü öğleden sonra yapalım. Yani aileler bir pazar kahvaltı yapalım. Görevlerde var ya. Bir şeyler var ya. Yeni açtı biliyorsun, bu West Balkan DLC'yi aldık ya. Evet. O DLC ile Road to Black Sea'nin DLC'deki görevler vardı ya. Kargo teslimat görevleri. Onlara girelim hocam seninle. Zaten girdik mi gider. O zaman öğlen diyelim. Nasıl diyelim? Ya bir, bir buçuk, iki. Sen de bir karar ver. İkiye doğru açarız biz. He, ikiye doğru açarız. Onun bilgisini atarız. Önümüzdeki pazar günü Instagram biz pazar günü açarız bir Euro Truck Simulator dostum. Ha, Instagram'dan da bir saat de bir duyuru yaparız. Yani isterseniz Instagram'dan da duyuru yapabiliriz. Onun için TikTok'tan duyuru yapabiliriz. Furkan Öykü TV takip ederse TikTok'ta oradan da görür. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Furkan Öykü Official ya da Serkan Özdemir. Serkan Özdemir Official. Onları da ben size şöyle sosyal medyalarımız arkadaşlar şöyle vereyim. Şimdi birazdan alttan çıkacak sosyal medyalarımız. Böyle tam ortada bir yerden çıkıyor. Alttan çıkartmayı çok seviyoruz biz. Çok çıkartırız. Biraz imalı oldu lan bu. Ya sen her şeyi yanlış anlıyorsun birader. Sen arada tab tuşunu kullanarak makinelerin arasında geçiş yaparak diğer cihazda kontrol et. Yavaş yavaş git de kaçırma. Hani bir şey olursa diye. Gerçi yine sağdan yazıyor bize ama. Ben de bu arada bizim şeylerimizi vereyim. Doğru mu kardeşim? Aynen öyle. Nerede la bu? Görmüyorum. Gözüme bir şey oldu şu an. Beynim yandı. Zaten 2 gramlık beynim kaldıydı. Onu da yaktık, tam oldu. Al kardeş sen onu. Şöyle ben geleyim. Tek yazı olan bir şeyimiz vardı. Biz hazırlamıştık seninle bunları var ya. Artık bilgisayar içinde bulamıyorum biliyor musun reis? Yani bayağı zorlanıyorum. Furki. 3 bilgisayarla yayın yapıyoruz şurada. Abartma. Az insaf. 3 bilgisayarla mı yapıyoruz? 6 tane ekran var. Hangisine bakacağımı şaşırıyorum şu an. Hacı her bilgisayar 2 ekran. Dur şimdi. Şunu kullansam olur mu ya? Şöyle bir baksana uzaktan. Olabilir. Tamam. Güzel. Şu uççuk harf yapıyoruz abi. Uççuk harf yapınca zaten şöyle oluyor. Önce bunu bir çakayım kral, değil mi? Tabii. Sonra öbürünü çakarım. Arkadaşlar, bir şey daha varmış lan orada, dur. Abi artık yemin ediyorum gözüm görmüyor. O kadar çok ekran var ki kafa yandı ya. İki marabanın ağaya dönüşünü izleyeceksiniz. Nasıl ağa olunur? Faşo ağa. Ağaya bebeleş. Evet sevgili arkadaşlar, pazar günü Euro Truck yayını yapacağız. Değerli bir dostumuz istedi. Onun için pazar günü saat 2'de böyle bir yayın yapacağız. Takip etmek isteyen arkadaşlar için şöyle ben alttan KJ olarak veriyorum değerli arkadaşlar. Benim Instagram hesabımdır bu. Buyurun şöyle sizler bir görün değerli arkadaşlar. Büyükçe verdim. Bu benim Instagram adresim arkadaşlar. Şöyle biraz ekranda kalsın görmek isterseniz. Takip ederseniz isterseniz oradan hatırlatma yaparız. Aynı zamanda değerli arkadaşlar, bu Instagram'ımızı kaldıralım hemen. İsterseniz bu duyuruyu şeyden takip edebilirsiniz. Yine benim adım üzerinden olan bir hesap göstereyim size. Şöyle.
İsterseniz TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Oradan da duyurusunu illaki yaparız. Eyvah. Hep yapıyorum bu hatayı. Şöyle. Bu da TikTok hesabımız değerli arkadaşlar. TikTok. Buradan tamam. Da takip edebilirsiniz duyuru için. Ya da siz bilirsiniz, dostumun adresini de vereceğim size. Bu da arkadaşlar Serkan'ın Instagram'a takip edip oradan da yayın duyurularımızı görebilirsiniz değerli arkadaşlar. Buyurun, bu da Serkan'ın Instagram adresi. Doğru yazdığımı düşünüyorum. Doğru yazdım. İyi, doğru yazdıysak iyi. O şey ya, Sako, 8'e basıp zaman hızlandır istersen. Bir ya ertesi gün de bir dönelim bakalım bir kontrat. Ertesi gün şöyle gündüz olsun bir. Ha, kontrat, belki montrat. Yeni kontrat falan gelirse. Burası da devam ediyor. İki kontrat, iki kontratlar. Allah bereket versin diyoruz hocam, değil mi? 223 euro maaş ödedik. Ya kardeşim bir şey olmaz ondan yani. Hatırlatmamızı da yapalım. Evet, şimdi karanlık görünecek ama arkadaşlar zaman hızlandırdığımız için birazdan aydınlanacaktır. 2 dakika şey, birkaç saniye sabredin. Çok değil, birkaç saniye. 10 numara 5 yıldız gidiyor. Ben gayet memnunum şu an gidişatta. Ben de memnunum. İşlerimiz tıkır tıkır. Neydi lan, bir laf vardı orada. Ben öyle çatı çatı dedik ya, öyle bir laf vardı. Aman. Boş ver. Boş ver. Olsa ne olur, olmasa ne olur kardeş. O zaman ne diyoruz? Ben buna bir çay kaldırırım. Çaya devam. Çaysız yaşayamıyoruz biz, çay kolik. Oğlum bugün çay içemedim lan hiç. Ben biraz içtim de. Ben hiç içemedim. Bizim şeydeki çay kalitesiz ya. Çay mı içiyorum? Sıcak su mu içiyorum? İş yerinde çay kurup triyaki alıyoruz. Bizimkilerin ne aldığını bilmiyorum. Paketi görmedim. Şeydir. Deren çay. Belki de olabilir. O da olabilir. Evet, zamanımız gerçekten hızlı ahıyor. Saat 12.30 oldu. Oyunda ama. Oyunda ama. %50'si tamam olsun. Her şey hakkında %50'si. 223, 6.000 lira yapıyor. Reis alemsin ya. Olan Kule, Kulex'e. Lan bu tahmin ettiğim kişi mi lan yoksa? Kulex lakabıyla ben bir kişi tanıyorum. Seninkidir. Yakup. Yakup mu diyorsun? Bence %100 Yakup. Yakup sen misin lan? Olabilir. Bak yazacak oraya, abi benim diyecek, bak göreceksin. Ya demezse? Belki de demez. Diyecek. Kulex, bir tek onun tanıdığım tek nickname'i var. O ismi çok mu aramış? Sana bir şey söyleyeyim mi? Aramıştır o ha. Oğlum adam zeki, ne yapalım? Deli. Adamın kafa çalışıyor, biz ne yapalım şimdi yani? Zamanı nasıl yavaşlatıyorduk lan? 7 ile. 7 ile mi? Ha, bir yazana kadar indir. İndir ha. Tamam, bir bak bakayım şu kontratlara kardeş. Bir kaydetsin de. Kontrat gir bakayım, ne var kontratta. Para eden bir şey varsa 58'de toprak. 58 mi? Oğlum bizim yanımızdaki tane değil mi bu? O olmasın abi. Yok, uzaktaki bu, uzaktaki. Şu köşedeki. Ha, doğru. Gel kontrata gel abi, gel. Belki bir şey gelmiştir. Toprak işleme. Düşük abi, ücretler düşük. Bu arabayız oğlum, yaparız biz. Ücretler çok düşük bro. Bu ne bro? Çık ya, hızlandır zamanı ya. Çok düşük para oğlum. Bu paraları ben traktörümü yormam. Boşuna yakıt yakmam. Vallahi yormam traktörümü bu paraya. Hiç gerek yok.
220 euro 6000 lira yapıyor abi. Lan oğlum ne adamsın ya. Şimdi bu zıkkım, hayır, tarla tapan işiyle uğraşması ya, oyun biraz sabır işi yani bu, böyle hızlı gelişmiyor, harbi kafa lazım bunu oynamaya da. Bizim tarlayı geliştirirken bir yandan bu işi yapmaya çalışıyoruz. Şunu bir yavaşlatacağım. Birkaç saat daha gitti, belki bir şey gelmiştir. Gelmiş mi, baksana sen. Bu kaydır yukarı aşağı, var mı? Var mı, var mı? Yok mu? Aktif, aktif. Yok mu ya? Tarla 8 var, 12 var. Çok uzak oğlum bunlar, 22 var. Uzak olması mesele değil ki, para vermiyor oğlum. 41 işleme, 3000 veriyor. İşleyeceğim, bizim makine çalışıyor şu an ama. 58 bunu veriyor. Ya 5000, 6000'e yakın veriyor da biraz uzakta bize ama. 6000'e yakın veriyor ama malzeme, şu an bizim malzemeyle beraber aldığımız zaman. Gerek yok ki, bizim makine bundan net, daha büyük. Net 5000 kalıyor cebimize. Yok yok, hani bizim makineyle süreriz orayı, bizim makine daha büyük abi. Yani 58'e çok uzakta bu oğlum. Tabir ucu haritanın aşırası işte. Şurası. Bizim makinenin yaktığı mazota değmeyecek, anladın mı? Bizim makineler burada, buradan haritanın bir ucundan bir ucuna gideceğiz. Aynen öyle. Gerek yok. Bence gerek yok. Devam. Ben zamanı ortalama hıza getiriyorum kardeşim. Saniyeye eşitliyorduk ya. Biraz daha hızlı gitsin ya. Saniyeden daha hızlı gitsin. Yani. 130 BPM gidiyor şu an kanka bak. Bak 130 BPM, cidden 130 BPM. Evet. Onu sürüyü, öbürüne ne oldu? O da mı sürüyü? O da sürüyü. Herkes sürüyü. Yani bu oyunun iki maraba nerelere gelecek göreceğiz bakalım. Abi burada işte bak yürürsün. Harbiden kontrattan da yürürsün, ayrıca şeyden de yürürsün reis. Bizim tarla da kendine geldi mi yürü. Şimdi tek tarlayla çalışıyorum. Bir de iki tane arazim olduğunu düşün. Tabii. Şimdi ben bu borcu kapatmaya niye çalışıyorum sanıyorsun? 500 bin euro krediyi çektim, tarla da alacağım. 500 bin euro kredi mi çekiyorsun? Motoru ne zaman değiştiriyor hacı? Tabii. Bana ne alıyorsun? Devlet veriyor. Bana ne alıyorsun? Şey, Gucci Kobe kredisi. Gucci Kobe. Ghostcap. Ghostcap veriyorlar, Ghostcap. Ghostcap'ten bize şey diyorlar yani. Şimdi kardeş. Bu biraz sonra biter. Ya bu biter de adam gibi kontrat gelmiyor be ya. Şuraya bak. Çapulcuya maaş verir gibi. Bu ne lan? Abi sezondan sezondan. Kış sezonudayız. Ekim sezonu bittiği için gelmiyor kontrat. Hadi bir de şöyle bir şey var yani. 3000 euro diyorsun da. 3000 euro 90 bin lira para yapıyor lan. Şimdi oğlum oyunun TL modu yok. TL modu olsa ben sana gösterirdim. Var ya traktörler falan çok fena alıyor paralar ya. Komik oluyor yani. Abi Aralık'ta olduğumuz için, Ekim sezonunda olmadığımız için şu an kontrat gelmiyor. Şuradan sezonlara bir bakalım mı hocam? Tabak hiç Ekim sezonunda değil. Şubat'ta Ekim sezonu var. Belki Şubat'ta bir şeyler olur. Yani bizim bir yardırmamız lazım abi Şubat'a kadar. Aynen öyle. O zaman zamanı uçurayım mı ben? Uçur gitsin. Bir zaman hızlandıralım abi. Şubat'ı görmemiz lazım çünkü yani bu şimdi böyle. Yarın 1 Ocak olacak. Ha 5 gün ayarladık değil mi biz bunu? 5 gün ayarlamışsın. Abi bir türlü çok bekletiyor be ya. Oğlum 30 günü yapmış o zaman da üf. Ya bitmiyor ki, oyun bitmiyor. Adam akıllı. İzleyemiyorum Türk Telekom. Türk Telekom adam akıllı söyle. Türk Telekom. Türk Telekom'a hani gönlümüzden kardeşim yani. Canı gönülden yardırıyoruz bildiğin gibi yani. Türknet, Türknet. Lan Türknet bizim buraya gelmeseydi biz de Türk Telekom'a söve söve neyse. Var mıdır ki acaba şeyde bizim altyapıda Türk? Arayıp sorman lazım sizin orayı. Ben burayı bekledim oğlum 3 sene hatırlasana. Hmm. Gelsin diye. Ya Türk Telekom'un internet hattını sevmiyorum abi. Yani 3 kuruşluk internet verip dünyanın parasını istiyorlar. Gerçekten büyük paralar istiyor. Bak adam yayını izleyemiyor. Biz burada 6000 işte 7000 bitrate'le yayın basıyoruz. Bak adam izleyemiyor Türk Telekom'u yüzünden.
Bak bizim bilgisayarda yayında kasma var mı? Yok. Kayıp kare var mı? Çatır çatır koyuyor. Sen Twitch'e. O bizim dönüşten dolayı şu an oğlum bilgisayarla belledik. Yani Twitch'in dönüşünü görüyoruz. Aynı zamanda TikTok dönüşü alıyoruz falan. Bizim kasalar yani yoruldu bilgisayarlar. Aynı anda kaç tane şey yapıyor görmüyor musun? O da doğru valla. Ya bunu burada şimdi yani 2K görüp şey biz kendimiz oynuyoruz 2K. Öbür çıkışı 1K'ya indirip oradan 720p'ye indiriyoruz ki görüntü drop yemeden gitsin diye. Ama tabii doğal hızı düşük olduğu zaman karşı tarafta sıkıntı yaratıyor tabii arkadaşlara. Normaldir. Yoksa şu an ben buradaki verilerime bakıyorum, dönütlere bakıyorum, hiçbir şey yok. Gecikme, drop, kayıp kare. Bakıyorum, ya render gecikmemiz varmış biraz. Bakayım. Render gecikmesine gel. 3 milisaniye. Çokmuş canım. Bu kadar da çok gecikme ya. 3 milisaniye ne birader? 100 milisaniye 1 saniye diyor, sen düşün artık. Abi, aha dur, hangisi bitti? Biri bitti. Diğeri bitti. Öbürü mü bitti? Hı hı. Paramızı alalım. Tarla 72. Paramızı ver. Bitmemiş. Hala sürüyor. Ona bak. Bu da sürüyor. Bir şey bitmedi o zaman. Bir şey dedi bu, ben anlamadım ya, neyse. Talep varmış. Büyük Jason Farmers talebi. Ya alsın talebini, üretim sezonunda değiliz. Neyin talebini yapıyor bana ya, artist ya. Kontrat gelmiştir oğlum belki. Bu bizim traktör değil mi lan? Ha. Ocak'tayız abi, traktör gel, şey kontrat gelmez. Ekim sezonunda değiliz. Hasat sezonunda da değiliz. Anladın? O yüzden iş gelmiyor. Hep sürme. Tabii tarlaları sürüp bekletmeye getiriyorlar. Ama o sürme işlerinde de çok şey ufak paralara yaptırıyor abi. Ya ben şu makineyi bozduğuma değmem, anladın mı yani? Böyle makine bozuldu, yıkık gitti. Ben şimdi bu makineyi tamire soktuğum zaman kol gibi geçirecek bize. Ki mecbur sokacağız. Sevsen de sevmesen de yani. Sezon öncesi bir bakım şart. Ya mecbur sokuyorsun abi, yoksa şey oluyor. Tarlayı sürme hızı düşüyor. Abi kontrat diyorsun. Ha, kontratlara bak, al sana kontrat. Gelenler bunlara hala aynı, bak hiç değişmedi, gördün mü? 58-5000 diyor, ha onu bak. Hala aynı kontratlar oğlum, değişmedi. Aynen. Yalnız burası değil de tarlam bitecek ha. Tarlamda zaten bizim kendi traktörümüz yoktu değil mi lan? Biz kendi traktörümüzü izleyelim ya. Tarlam bitti der zaten şuradan bizim. Ha bu bizim kendi traktörümüz işte. Biz bunu takip edelim, bu da bitirdi zaten, bu da bitirdi. Ha 72 bu değil mi? Evet 72 bitti. Paramı ver. Allah bereket versin. Tarlon da bitmiş. Ha 72 de bitti. Oğlum ben hangisi? Alamadım mı bunları ben? Tarlon al parayı. Ver parayı. Ben yanlışlıkla bir şey aktif ettim. Şunu iptal et lan. Tarla biri gitmiş. Şimdi şu hava bir gündüz olsun. Şunu kapat. Oradan değil mi? Direkt yardır işte. Bunu tabire sokalım biz ya. Aynen. Ya baktığın zaman yine hala iki tane basit kontratla yine iyi kazandık biz. Tabii. O zamanı yürüttüğümüz için şu parayı kredi ödemeyeceğim. Kesiyor ya. Biraz bekle. O parayı biraz 25-30 yapalım. Bir taksit öderiz. Tamirhane neredeydi lan? Önce traktörü tamir edeceğim. İndim traktörden, geldim üstüne, bastım. Durum bu. Onar diyorum. 2000 al ya onarmaya.
Oha. Boyama koşulu ne oluyor ya? Boyası eskidi. Ha. 18 bine boyayayım mı? Ne boyaması lan, bırak. Durumu boyası boyası gitmiş. Boyayla işimiz yok abi bizim. Makine çalışsın yeter. Doğru muyum? Aynen öyle. Çalışıyor mu çalışıyor, iş görüyor mu görüyor, o kadar, bitti. Abi iş makinesi bu yani, süs yapacak halimiz yok. Değil mi? Tabii. Farları kapat. Ya uzun süre kontrat geleceğini sanmıyorum ben dostum. Yani sezondan dolayı kontrat gelmiyor şu an. Büyük bitmedi. Senin tarlaya bir baksana, yabani ot mot var mı? Bunları kontrol edeceğim şimdi, tekrar ot mot büyüdü mü diye bakacağım. Büyümüş olabilir dediğin gibi. Gel bakalım, şuraya geliyoruz. Bizim tarla şuydu değil mi? Evet, 56. Toprak. Yaban otları temizlemişiz. Sarılması gerekli diyor ama ürün varken saramayız. Niye? Mecbur bekleyeceğiz. Büyümeye bakıyoruz. Bak, iyice koyulaşmış rengi. Hı-hı. Turuncuyu gördüğümüz anda bir çerdöveri sokacağız oraya. Ya zaten buralarda kalsın bu tarlalar. Biz bu verilerini görelim tarlaların. O kadar sardırdık. Belki bir şey gelmiştir ümidiyle. Ama bu şey 58 yapacağım en son, daha gözüme batıyor. Al yapalım ya. Boş durmasın lan, çalışsın aletler. Şey nesne dün çaldı. Niye dün çalıyorum abi? Oğlum benim gene, makine gene... daha büyük. Ha. Cücük kadar makine oğlum, görmüyor musun? 3 metreyle o tarla biter mi lan? Tamam tamam. Bizim makineyi sokalım, daha hızlı bitiririz. Kontratı kabul et. Dur, zamanı yavaşlat. Gündüz gözü gideyim ben oraya. Bir şey çıktı lan. Tamam. Aktif, aktif. Biz hala aynı traktörüz. Nereye gidiyorduk biz? 58'e mi? Evet. Nasıl gidecektik 58'e? Şöyle, şu yoldan aşağı ineceğiz, önümüzdeki yoldan. Sanırım doğru gördüm. Doğru mu gördüm? Tarlaların içinden geçemez misin oğlum? Kanala düşme riskimiz var. O da vardı oğlum. Yani kanala düşmek istemem. Sen ister misin? Yok. Sonra düşürdüğün zaman çıkartamıyorsun. Bir dakika. Şuradan gidersem kanal görünmüyor haritada, bak. Yani tren yolunu takip ediyorum aslında şu an. Yani 37'den çıkman lazım. Şurası işte. Kanal mı? Kanalmış. Bence sınır. O ağacın boyu alçakmış lan. Fuki, bence bas git tren yolundan. Tren gelirse sağa veya sola çıkarsın işte. Çok sallıyor. Şimdi biz buradan böyle, aha da banket. Şuradan gidelim. Birinci kanalı geçtim. Başka kanal var mıydı lan? Şu an gördüğümüzde tren de yok. Devam et. Başka kanal var mıydı? Harbiden hatırlamıyorum lan. Var mıydı yok mu diyor. Önüne bak. O kanal değil ki o zaman. Çaprazdan 58'e gireriz abi buradan. Tamam, giremez işte yapıştır, gireriz. Yapıştır git işte. Bence de gireriz. Her türlü. Bari yapalım abi, boş durmayalım abi. 5000 mi veriyordu, 6000'e yakın veriyordu değil mi? Kaç manat? Abi ben çıkıyorum. Bu internet internetle izlenmiyor. İyi yayınlar. Allah'a emanet. Eyvallah. Eyvallah Yakup, sağ olsun. Başkası. Aynısı Kulex. Mı? Yakup mu? Aynısı mı? Rengini değiştirmiş Sıpa. 58 hangisi la? Şu değil, şu mu? Şu.
Bak şimdi. Traktörü hizaladın değil mi? Gönder. Evet gidiyor, güzel. Başka bir şey var mıydı lan? Kontrat. Bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Oyuna geri dön. Hızlandır. Niye? Abi zaman hızlandır. Yani kontrata bakacağız ya. Tamam zaman hızlandır olsun. Zaman hızlı aksın bırak. Kontratlar patır 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 gider önünden ama. Ama abi şimdi şöyle bir şey var. Hepsi düşük. Biz yüksek kontrat beklemiyor muyuz? O hepsi 1000 lira, 3000 lira, 1000 lira, 3000 lira. 3000 için çalıştırmam ben traktörü. Niye çalıştırayım? Yazını çalıştırsak da bir şey kazanmayacağız. Hah. Abi şu Şubat'ı görmesi lazım. O zaman hasat masat gelebilir. Pamuk hasatı biraz sıkıntılıdır ama yapacağız artık. Güzel para veriyorsun değil mi? Biz. Pamuk hasatı uzun da sürer. Makine de gıcık çünkü. Onun içeride böyle farklı. Neyse 4-5 bin lira almış olalım. En azından yukarıda bir, yani paramız 20 bin falan olur. Hiç yoktan iyidir abi. Şimdi bu işe bak ya, harbiden. Pamuk hasatı için nereye gidiyorsun? Haran Ovası'na mıydı? Neresiydi? Çukurova mıydı? Çukurova. Pamuğu şey, makineyi değil, makineden şeyi almak, kasayı almak zor. Kasası falan bir tuhaf. Peki o veriyorsa neden olmasın? Ya veriyor da kullanırken deli ediyor adamı. Zamanı seri akıtalım. YouTube için tekrardan bir hatırlatma. Ya bu iş hep böyle ya. Vallahi bak ben sana bir söyleyeyim yani. Bizim makine iyi gidiyor, ben sana söyleyeyim. Duracak bak şimdi. Geri çek de şu salak gitsin lan. İş makinesi önceydi. Biraz gür konuş oğlum. Mikrofon duymuyor lan. Yapsın yapsın diyorum oğlum, bir şey biliyorum. Çayımız oluyor. Ha, alırız çay ya. Kır 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 kır. Ya kır, bu kır. Şubat'a girse hasat görevleri gelecek ya. İki. Baksana. Bak hala aynı görevler, bak hiç değişmedi. Tabii toprak işlemi var, sürekli bırak. Oradan 5 kağıdı alalım biz. Ekmeğe ağamıza bakalım. Evde çocukları aç. Krediden de 2 taksit atalım. 5000 zaten taksitleri. Çünkü taksit attınca çektiği faiz oranı düşüyor. Şu an 290 euro çekiyor. 2 taksit daha ödersek 250 euroya düşer o. 40 euro çok fark ediyor canım. Kaç tane ama her gün çekiyor. Borcun azalmıyor o faizi çektiği zaman. Tabii. Sadece faizi ödüyorsun. Borç duruyor. Bir taksit ödesek? Çok etki etmez ki. Ettiği 280 euro. Ettiği kadar. İki taksit ödediğin zaman da para azalır, para azalır. Az azalır. Sanki dersin ki paraya ihtiyacın olan bir şey yapacağım.
Parayla büyümüyor oğlum ekinler. Bekleyeceksin. Hadi yarın ortacak. Baskal baskal. Yeni yılı kutlu olsun Furki, biz yeni yılı kutlamadık lan. Jingle Bay, Jingle Bay. Üç ocağa girdik, daha yeni yıl aklımıza geliyor. Pamuğun ekimi. Hasat tarihi değil. Şubat pamuk ekimi. Olsun. Yani ekim işleri gelecek. Pamuk ekerik. Ekerik, ekim makinemiz var. Ekerik, sıkıntı yok. İçinde tohum da var. Tohumuna para mı saydık sanki? Saydık. Ha iyi o zaman. Tohumları parayla bile. Baksana oğlum ben. Ha tamam. Ay. Baksana oğlum ne güzel lan. Şey gibi oluyor. Sinema filmi izliyormuşsun gibi oluyor. Biraz öyle. Güzel yani. Yardır oğlum. Peki senin oyunun 2019'da da var mıydı bu özellik? Vardı hocam. Farming'de hep vardı bu özellik. Demek ki bu oyunu senin neden sevdiğini anladım şimdi, daha iyi anladım. İzlemesi keyifli oluyor, güzel oluyor, tatlı oluyor. Bir de şimdi bir tane arazimiz var diye böyle, şimdi birkaç tane arazin olduğu zaman o makineyi oraya ver, bu makineyi buraya ver, onu takip et, onu oraya al, bunu oraya al. Oradan oraya, oradan oraya koş, şey yapıyorsun, atlaya atlaya gidiyorsun, onu al, bunu oraya koy, bunu buraya koy, bunu buradan çek, şunu şuraya koy. Bir de üstüne 3 tane kontrat çaktın mı, Allah! Makineye göre kontrat çakmak lazım. Tabii ya, yatırım yapacaksın abi, bu oyunda yatırım yapacaksın. Yani bu oyunda ekonomi zorlar her zaman. Oğlum ekonomi sadece oyunda mı zorluyor sence? Bahi zorlamış gibi görünüyor. Bendeki daha büyük ama. Sen 4 Ocağa geldik ya, biz daha Kasım ayındayız. Bak hala aynı görevler, bak dalarım ha. Ağzını burnunu kırarım. Bırak bırak, Şubat'a girelim. Ay. Kafanı gözünü kırarım senin bak. Bırak bir Şubat'a girelim. İş bu ya abi, böyle olmaz ama benim sinirimi bozuyor bu. 2019'da sen nasıl oynadın da? Aa, onda şey. Onda şey yok, mevsimsel döngü yok. Ekiyorum, biçiyorum. Dümdüz gidiyor bu. O biraz daha tam oyundu, bu biraz daha realistik yapılmış. Yani realistik oyunlar biraz daha zevkli oluyor ya. Yani takip etmen gerekiyor. Bir yandan makineleri takip edeceksin. Bozuldu mu, bozulmadı mı, mazot bitti mi, bitmedi mi? İşte hangi ürünü hangi işte tarihte ekeceksin, tarlayı hazırladın mı, işlemleri doğru yaptın mı? Bir de bunda şey var. Tarladaki bir işlemi yapmadığında üründe çok ciddi bir verim kaybı yaşıyorsun. Hmm. Şöyle düşün. Bu devam etsin. Bizim tarlaya yakın bir araca geçtim. İndim arabadan. Bak şimdi. Tarlaya yaklaşınca göreceksin. Altta çıkacak bak. Beklenen verim? Verim potansiyeli. %100 ama diyor %63 verim gösterecek diyor. Yani tarlayı tam yapamadın diyor. Tam yaptığında %100 verim veriyor. Öküz gibi ürün alıyorsun. İşte o tarlayı tam yapmayı öğrenmen gerekiyor. O biraz... Hadi bakalım Ocak ayının son gününe giriyoruz. Azıcık bir zorluyor yani, çok olmasa da bir oğlum, zorluyor. Oğlum hava 5.5'te kararıyor lan. Kış yapıyor ya oğlum, dedim ya sana. Hmm. Hava kararmasına kadar yapmış adamlar yani, harbiden bayağı, yapmış. Bayağı geliştirmişler yani. Bunun 2020'si falan var mıydı? Yok, 19-22. 23'ü çıkacak dediler ama çıkmayacak, bence 2024'ü çıkacak. Olabilir. Adamlar bayağı bir geliştirmiş. Çok emek vermişler üstüne. Yani bir sonraki seride çok daha fazlasını yapacaklarına göre. Bence de. Yani adamlar harbiden şey yapıyor. İşi yapıyor yani. Kontrolde iş mi geldi acaba ya? Hiç sanmam. Hala aynı işler var. Hiç eklenmedi daha. Neyse, en azından ya yapacak bir şey yok abi, boş boş duracağına 3-5 damlaya damlaya gelitmeye çalışıyoruz, ne yapalım? Damlatacağız ya, yapacak bir şey yok abi, ne yapacağız başka yani? Elden aynen gelen öyle. Budur. Benim adım budur, elimden gelen budur. Ya ne edek? Kardeş. 5 Ocak oldu hadi. Tutmayın butçugan işte.
Tutmayın küçük küçük enişteyi. Sağlığın erin gitsin. O da diyor yediğin dayak az geldi galiba. Yürü bakayım hadi. Hadi ya sabır. Şubat'ta edeme görevler gelir diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Abi bir yani ekim işlerine de gideriz abi, ne olacak, para değil mi yani sonuçta, para kazanacağız. Tabii. Zaten ben sana söyleyeyim, ekim işleri pahalıdır ha. Sürme işi kadar ucuz değildir. İşte pahalı olsun daha iyi. Fazla fazla kazanalım. Tarla alacak. Ama bir şey unutma. Şöyle de bir durum var. Ekim makinesini vereceksin ama ekim makinesinin içine de tohum dolduruyorsun. Tohum doldurunca para kum gibi gidecek. Paranın şey tohumun parasını alamıyor musun? Ben alıyorum. Biz almıyor muyuz karşı tarafta? Yani şöyle bir şey, tohum makinesini kiralasan bile dolu makine vermiyor. Dolu vermiyor değil mi? Onu diyecektim ben de şimdi. Boş cihaz veriyor. O yüzden tohum işlerine bizim makineyle gideceğiz. Anladım. Doldurup doldurup süreceğiz makineyi. Doldurup doldurup süreceğiz. Ya elimizde başka bir şey gelmiyor abi. Ya bunların büyük deposu falan var diyordun sen. Ya büyük makine alırsın ama bizim elimizdeki traktör o cihazı çekmez. Yok, deposu ayrıca ek bir depo, depoyu genişletme, oğlum, büyütme bizim, var. Bizim tarla nerede? Marketin yanında. Geç yoldan karşıya al işte. Uzaktaki bir tarlaya alsaydık eğer, o zaman depoları falan da alacaktık. Anladım. Onlar da ekstra masrafı arttırıyor. Bizim şimdi ilk başta zaten o kadar masraf alamıyorsun. Arazi falan alıyorsun, paranın çoğu gidiyor. Dünyanın makinesini aldık oğlum, bir tane tarla işleyeceğiz diye baksana. Bizim derdimiz bir tane işledik, bir taneden ürün alıp bunlardan kazanıp borcu kapatıp tekrar sıfırdan borç çekip bir tarla daha almak. Bir daha mı borç çekeceğiz? Bir şeyden nakit yapalım be oğlum be. Yok. Gerçek hayatta da nakit yapamıyoruz. Ne yapacaksın? Ya bu oyunun başları... Oyunda borca gir, gerçek hayatta borca gir. Yeter lan. Bu oyunun başlarında hep böyledir ama şöyle düşüneceksin. Şimdi senin bizim kullandığımız arazimizin boyutlarında 3 tane arazin olduğunu düşün. Şimdi sen 3'ünü birden ekiyorsun ya, hasat zamanı 3'üne birden gidiyorsun. Öküz gibi mahsul veriyor. Ya sen o mahsulü sattığın zaman kol gibi geliyor. Bir de tabii işini kanola ekledik. Biz şimdi kanoladan kendi fabrikamız olmadığı için gidip onu yağ fabrikasına satacağız. Ama kendi yağ fabrikamız olunca... Halka satacağız. Yağı çevirip satacağız. Yani kendi fabrikamızda yağ çevireceğiz. Ürettiğimiz yağı bu sefer götürüp işte bilmem ne markete satacağız. Yani arkadaşlar şu an biz marabayız. Biz şu anda şey yapıyoruz. Bir nevi ham madde üretiyoruz. Ürettiğimiz ham maddeyi satıyoruz. Oradan bir ürün üretmiyoruz. Ürün ürettiğimiz zaman daha farklı olacak ama olay şurada patlıyor abi. Ürün üreteceğin tarlaları koyduğun toprak meselesi sıkıntı, tarlanın üstüne koyuyor yani tarlan gidiyor. Senin onu koyman için küçük tarla alacaksın, o küçük tarlanın üstüne fabrikayı konduracaksın. Anladım. Ya deneriz yine, bakarız nereye koyuyor nereye koymuyor diye. Olur. Furki o zaman ne yapalım biliyor musun, 2 dakika? Şimdi biraz gitsin şu, bir gelsin, çok merak ediyorum abi, şu saati bekliyorum. Çay alıp gerekmeyecek. Ben de şu saati bekliyorum, saati. Yeni görev gelsin, görev. Hadi oğlum. Kardeş para lazım be ya. Ama ne yapacağım be? Gelmedi. Anne. Şuraya gel. Ekim vaktine geldi. Ne? Pamuk. Pamuk. Pamuğun ekimi için açıldı. Sonrasında hepsinin ekimleri var. Bak şu arada para kazanacağız biz, bak şu arada. Güzel. Şu arada para kazanacağız hocam biz. Ama bir sonraki arada da para kazanabiliriz. Şurada da para kazanacağız ama bak bizim arazimizde şu var. Yani biz Temmuz'u gördüğümüzde oyunda şurada bir çerdöveri devreye sokacağız abi. Ya da şurada. Ya Temmuz'da Ağustos'ta biçebileceğiz. Mantık şu. Ama biz ne yaparız? Haziran'da başlarız. Mantık şu, ben diyorum ki Ağustos'ta bizim tarlayı biçersek... Eylül'de de diyorum, bir dakika lan, bizim tarlaya yakın bir yere gidelim. Yakın bir yere geldik mi? Geldik. Bas bakayım şuna. Ne yapacaksın lan?
Bir şey arıyorum kardeşim. Ben onu geçen nereden buluyordum ya? Burada mı buluyordum ben onu? Ben burada bir şey buluyordum geçen kardeş. Yok bu değil. Bunların içine giriliyor değil mi? Geri. Geri. Ya neredeydi o ya? Aradığın şeyi bir söylesem mi? Ya şu alta çık şu. Görüyor musun şurayı? Evet. Geldim üretime. Bak kayıyorum gördün mü? Evet. Peki bunu... Şimdi bak bizim tarla şurası. Evet. Örneğin neymiş bu? Ne bu? Bu ne bu? Bunun ne olduğunu görebiliyoruz mu? Fırın. Nerede yazıyor? Ha burada yazıyor. Sen bunu koymak istiyorsun ya. Buraya koyuyor mu mesela? Para yok diyor. Mesela diyor koyuyor mu mesela diyor. Koyuyor işte. Mesela bu ne? Bu ne? Mandıra. Bu? Tahıl değirmeni. Bu, mesela fırını çalıştırmak için buna ihtiyacım var. Yağ değirmeni. Abi. Kanola kabul ediyor bak. Malları alır ve farklı ürünlere dönüştürür. 80 bine bunu gelip buraya koyabiliyor muyuz abi? Şeyin tarlanın kenarına. Heh. Yani şuradaki arabaları koyduğumuz boşluğa koyabiliyor muyuz mesela? Anladım. Derdim o. Onu çözmek. Belki tarlaya koydurabilir. Arazi içine. Onu koyup koymadığında paran olmadan göremiyor işte. Hiç görev yok. Bak 36 ile 7. Bak ne geldi? Ekimler gelmeye başladı. Güzel. Güzel. Ekim işleri gelsin. Hadi gidelim biz bir çay alalım. Sesimizi kapatalım. Dur baba, bir dur baba. Saniye. Biz traktör, traktör neredesin? Bu hala yürüyor mu? Yürüyor, yürüyor. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Tamam, biraz ekim işlerini bekleyeceğiz hocam. Bu bunda devam etsin. Biz bir iki dakika sesi kapatalım. Çay alıp geliyoruz hemen.
Evet, hala sürüyoruz ha. Aynen. Bana öyle geldi. Sürmeye devam. Peki iş... Anne, bu ne lan? Hamur da o kadar ucuz ekme amacı. Yok oğlum, arazi küçük la. Tarla yedi diyor ya bak. Aha. Ha? Gel göstereyim sana tarla yediği. Nerede lan? Ha bu, cücük kadar. Ya bir git ya. Mesela öbür tarla kaç? 36 mı? Hı hı. Al 36 gel. Ha? Arazi küçük. Değmez ki. Bir de ne ek diyor? Pamuk ek diyor bak. Pamuk ek diyor da acaba bir gelirin olmayacak ki. Ya yok yani... şu tarla bize yakın ya bak. Biz, yakın bizim makine ama... burada. Şu tarlaya makineyi götürüp bizim ekim makinesiyle ekebilirsin. Yani çok kazanç derken ne kazandırır sana? Yine bir 2000 kalır elimize. 2000-2500 ama ya zaman harcayacağım 2500 kalacak, anladın mı? Yani şey düşünüyorum kendime ama ona da o parayı vermeyeyim diyorum yani. Aynen öyle. Bu iş maalesef, dur lan şuraya alacağız bunu. Şimdi, aa bak 3 izleyici var. Burada kaç? Aa burada da 3 var. Üçümüz var. Gidiyoruz. Güzel. Ya boş gelmişler o zaman. Ne diyek? Aynen öyle. Şimdi bunu bu tarla bitmedi mi lan hala? Acık bir yeri kalmış sanki. Acık bir yeri kalmış. Bir dakika. Tamamlandı yazmıyor değil mi lan onda? Yok. Ama şimdi tamamlandı yazacak. Şimdi tamamlandı der. Bir değdireceğiz oraya, tamamlandı diyecek. 2 dakikada kar erir. Oğlum zaman hızlı gidiyor. Bek büyürük. Hadi oğlum. Değdir bakayım onu. Bu komplikatif vadisi talebi ne oluyor ya? Ne talep ediyorlar? Ürün. Golden Crest vadisinde bir ürünün fiyatı normalden çok yüksek şu anda, alım fiyatı. Yani ben satıyorum ya oralara. Hmm. Yüksek fiyatı alıyor. Anladım. Bitmedi. Hala bitmedi. Bitmiyor. Bitecek. Ama bitmiyor. Aha 99 bitiyor. Vallahi bitiyor. Bit lan. Bitti. Hop dur. Paramı ver. Makineyi topla. İyi, Allah bereket versin. Az mı az? Para geldi. Şimdi reis. Sen buradan bir taksit ödesene. Öyle ben de bizim arazim oraya bir gidiveren dur. Karanlıkta mı gideceksin? Bir şekilde gideceğim. Sen gidene kadar sabah olur, günaydın. Sen yolda yukarıda kalıyor değil mi? Evet. Tarla 70 küsürdeyken şeyden geçeceğiz. Neyden geçeceğim? Kanala düşmedi. Güzel olmaması güzel. Kanal düşmeyeceğim. Şurada bir yerde orada bir geçiş köprüsü vardı ya bunların. O köprüyü arıyorum şu an. O nerede? Görüyor musun sen? Yani şurada mı lan? Şurada bir koyuluk var sanki orası. Burada kanal yok. Çünkü kanal az daha ileride değil mi? Çok mu yukarı çıktım ben? Evet çok yukarı çıktım ben aşağı. Şurada bir yerde olması lazım ya. Aha burası işte. Bu yolu bulamıyorum abi, ne yapayım ya? Biz evde küçülürüz. Çaprazdan gidebilir miyiz? Sence kanaldan mıdır abi? Varsa görürüz artık. İstersen zamanı biraz yavaşlat. Geldi, doğru da tanışıyor yukarı sen.
56. 56. 56'lar, 56'lar. Bence sıkıntı değil ya. Şu an fena gitmiyoruz yani, ben öyle düşünüyorum. 3-5 kuruş daha kazandık işte, Allah bereket versin. Sen malzemeyi yerine koy. Hamle yakıtlanmak gerekecek. Biraz bunu yakıtlanmak bakarsan abi. Bir bakalım. Gelen yeni bir görev yok değil mi? Yok. Oğlum bu niye durdu lan? Bütün görevleri bitirdik mi biz? Allah Allah. Ben bundan hiçbir şey anlamadım reis. Şu hasat zamanını bir daha açsana bir. Mart'a girdik mi hepsinin ekimleri var. 4 Şubat mıydı bugün? Öyle yazıyordu. Bir tur daha bekledim, Mart diyecek. Dünya kadar ekim gelecek. Neyin hasatı var aşağıda? Kavak. Ağaç. Odun ama... işine odun işine girmeyeceğim abi. Odun makinelerini kullanmak ölüm yani bu oyunda. Ben öyle diyeyim sana. Ya abi yani ölü o şeyde ne derler ona? Cidden sıkıntı. Çim. Çim biçme makinesi kullanıyorsun ama tarla sınırlarıyla tarlanın etrafındaki çimler birbirine giriyor. Otomatik pilot zaten hiç kullanamıyor. Şu yağ tohumunu da bir türlü beceremedim. Değişik bir ekimi var onun. Yani burada abi yapacağımız şey Mart ayına geçip Mart üzerinden şimdi Mart'ta çünkü birçok şeyin ekimi açılacak. Onlar da belki ekim işi gelir. Belki. Gelin gel. Ma şey yapalım şu arada. Gel kardeşim. Geç kaldık. Neyse. Bir sonrakini daha az çeker. Ay azıcık. Benim ne kadar borcum kaldı ya? 425 bin diyor. Daha çok ödeyeceğiz. Değil mi? Daha çok ödeyeceğiz. Bu kıçımıza gireni nasıl çıkaracağız biz ya? Çıkarız bir şekilde. Ben de 5-5 ödüyorum kardeş. Yani şöyle düşünüyorsun. Almak istediğim 24 ayda ödersin. Almak istediğim arazi şu. Ne kadar istiyor ki onu? 372. Biraz istiyor değil mi? Ben bunu almak istiyorum. Sonrasında karşıda şu iki arazi belki olabilir. Onlar da onlar güzel, onlar güzel gözüküyor. Ya şurası yamuk biraz ama olsun. Bir şey olmaz. Makine her türlü işi yapar orayı. 15'e girmem, küçük. Ama alabilirsin yani. Ama üstüne fabrika falan kurmak için lazım olabilir. Şunun toprak yapısına bakacaksın bak arazi alırken. İyi bak aynen. Şimdi. Buna tutmuşsun bak. Beklenen verim potansiyeli düşük. Çok düşük. -92 nedir? 15'e bir tıkla bakayım 15'te ne diyor? -%100 yani kumluk il. 17'ye basıyorsun -%96 ama buradaki olay bak şu ikisi yok ya topraktan. Hı hı. O yüzden düşük. Şunları bilerek ekim yapman lazım oraya. Hı. Bunları bilip de ekim yapacaksın şu mevzuyu. Killi kum, kumlu kil. Bu ikisini seveni. Haritanın ismi Çalıkışı Vadisi. Orijinal haritası. Dostum. Farming Simulator 22'de Çalıkışı Vadisi bu harita. Ya şu dağıtım sıkıntı abi. Ya buradan baktığın zaman bak buraya gel burada da aynısı var bak. Bu iyi mesela. Nasıl iyi oğlum? Bak şöyle baktığın zaman oranlara. Şimdi burada ben sana onu da göstereyim. Nerede lan o? Kitabı açalım. Bak şimdi mahsuller.
Dur, toprak, dorpah. Verim arttırma diyor mesela. Şuna. Toprağım benim ya. Şöyle yapalım, ürün açalım. Mesela, tahıl ekinleri. 22 farklı tahıl ekini vardır diyor bu oyunda. Şimdi bak, burada... Vallahi bu şekilde zevkli oluyor hacı. Böyle yapacak olur, başka bir şey dostum, yok. Böyle oynamadım da böyle oynayacağım bunu ya vallahi. Hangi hayvanın tahılla beslenebileceğini falan da öğreniyorsun buradan ama burada şöyle bir durum var. Bugün Mart ayına girdik. Dur oğlum, toprağa bakıyorum, dur. O toprakla ilgili ben okumuştum abi ya. Toprağa işlemeler falan yazıyor. Şunlar. Onu ben bulacağım. Evet, girmişiz. Bak bakayım kontratlara neler gelmiş. Bence bir şey gelmedi, ben sana söyleyeyim. Bak şöyle söyleyeyim sana, gel kontrata. Ah. Ah. Ah, gelen bunlara. 54'te gitti hızlı yaptığımız için. Gelen bu. Ha, ben bunlara para verip de yapmam abi. Zaten 3-5 tane görev var, şuraya bak. Abi niye gelmiyor görev ya? Geliyordu ilk başta. Oyun bize götlük yapıyor resmen şu an ha. Çok fena sinirimi bozdu. Ya burada şöyle bir şey var. Toprak yapısına bakacağız. Yani bir de 372 bin yani. Bizim bir de ektiğimiz araziden çıkacak kanaldan da çok para beklemiyorum ben. Olur. Yani işin öyle bir kısmı var. Arazi büyük değil abi. Ne kadar para gelebilir ki? Yani arazi büyük değil. Yani iki arazi olması için uğraşıyoruz ama bir yandan da şöyle bir durumumuz var. Hani verilere baktığımız zaman bu da şey. Lan. Ne? Kontrola tıkla. 6.000'lik iş geldi. Tarla 8 ama. Patates ek diyor. Bu var ya, bitmez anasını satayım. Cücük kadar makineyle ha bu tarlayı ekeceğim. Makinenin boyuna ve tarlanın boyutuna da bakacaksın hocam. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bak onu da söyleyeyim sana. Mesela burada ürünlerin değerlerini görüyorsun. Nerede kaç para? Anladım. Mesela bak, kan olayı nereye satabilirsin diyor. Buralara satabilirsin diyor. Şu an biz hasat etmiş olsaydık ben buraya satacaktım mesela. En pahalısı bu. Anladım. 1000 litreye yani ton başına verdiği fiyat bu. Bizim kamyon ne kadar alıyor? 30 ton. Yani çarpı 30 şu para. Güzel. Yani elimizdeki kredi payını arttırdım ki kanaldan gelen malı şöyle bir fiyata satabilirsek. Bak mesela bu fiyat bence silon olacak abi. Silon olacak. Harbi diyorum, depon olacak. Depolayacaksın abi malı. Sezonu değilken satacaksın. Fiyatı yükselince. O zaman bizim ilk baş silo almamız gerekecek. Ama silo kuramıyorum kendime. Niye? Kuramıyorum abi, gel bak ha. Binalar diyor. Hiç silo görüyor musun sen burada? Bak bir silo, ben silonum var ya, sana bir söyleyeyim ya, hatırlasana şeyi yüklerken kral. Ne yüklediydik biz buna? Mont yüklerken bir sürü silo yükledik biz buna, değil mi? Evet. Ya neredeler? Ama dur, ver bakayım sana, ver bakayım bana. Sen burada barakalara bakıyorsun. Silolar diyeceksin. Ya orayı da mı bölmüşler la? Silo hatları yazıyor bak mesela burada. O hatlar başka. O zaman şöyle bir dakika dur. Bekle. İlk başa gidelim. Mesela 29 bine var mesela. O silo burada değil. O silaj için kullanılıyor. Bunlar mı siloydu? Bunlar silo. Bir de ama üstüne tıklamazsan olmaz ki. He, 503 bin, 6 milyon litre. Oğlum bize uygun fiyatlı bir şey lazım.
Tamam işte bakacağız acı. Al 63.500. Samanlık. Samanlık bu. Bakıyoruz işte bak. Fiyatlara bakıyoruz. Bu neymiş? Silo. Küçük banker silo. Bunker silo bu şey. Banker mi? Şey neydi bu? Silaj yapılıyor bunlar. Bu da aynı. O da aynı, o da aynı. Şu tekniği 18 bin kaç litre? 76 bin litre. Her şeyden 76 bin litre alıyor ama. 18 bine belki bunu kullanabiliriz kral. 24 bine bu var, 125. Ama biz şu anda biriktirecek durumda değiliz abi. Para lazım bize, anladın mı? Anladım, yok sadece... Bak şu 42 binlik büyükmüş o. 501 bin. Toplamı mı 501 litre acaba? Takacan göreceksin değil mi? Yoksa hepsinden mi 501 bin alıyor? Koyunca göreceksin. Yani. Mantıklı bak, bunu alabiliriz ha. Bu mantıklı. Bir de bu mantıklı 125 binlik. Şu ikisinden birisini alacağız. Evet, paramıza göre ve arazimizin durumuna göre yapacağız bunu galiba. Ama şöyle söyleyeyim. En uygun da paraya göre de mesela para durumuna göre kanalı satarsan şu şunu şey, alırsın. Şu şey gibi. Fiyat performans ürünü gibi geldi bana. Bu mu? Evet. Evet. Tam fiyat performans ürünü yani. Aynen. Şimdi ben buradan çıkıyorum hocam. Bir kontratlara bakalım hocam. Yok. Bak dostum söyledi, hepsi değil, toplamı 500 diyor. Ya o zaman bütün ürünlere 50 litre veriyordur bu ya. O ya da o iyi civardı aslında. Falan. O da iyi ama. Baksana. Abi çok var, ucuz var. İş geliyor bu ya. Bu var. Bu var. Patates diyor abi, patates ekimi var ya, ölüm ya. Bir de o makineyi doldurmamız lazım. Ha bu arada bizim makine patates eker. Bendeki ekim makinesi. Var makine. Var mıydı lan, dur. Şöyle bir sağa sola çevir bakayım mouse'u. Var. Patates ekiyor muydu o makine, dur. Onun patates ekip ekmediğini nasıl anlarız? Hayır. Takıp anlarız. Tek şeyli diyor. Doğru. Bak onu bilmiyordum. 19'da böyle değildi mesela. Silo da farklı. 500 bin litre farklı ürün koyabiliyor muyuz acaba içine? Farklı mı ürün koyabiliyoruz yoksa tek bir ürünü mü tek seferde? Tek bir ürün. Bak farklı koyamıyorsun dedi, gördün mü? Dostum kullanmış, biliyor. Bakalım o patates ekiyor mu abi? Ayçiçeği ekiyor, soya ekiyor, havuç ekiyor. Yok, patates ekmiyor. Biz patates ekemiyoruz. Multifruit silo. Multifruit silo mu? Abo. Zaman ilerlerken bir ona bakak biz. Flat bottom diyor bu. Sıvı gübre tankı. Gübre tankı kıçına girsin, gübre tankları onun. Silo hatları diyor. Acaba bunlar mı lan? Neydi o? Large. Bak silo hattı farklı bir şey diyor. Şuradan alacağız abi. Arkadaşın dediğini bulacağız. Aha bunlar. Multifruit. Anladım. Buldum. Multifruit. Bunun da mı toplamı 15 bin litre ya? Ama bu galiba şey, her birinden o kadar alıyor. Bu işte tek olup da bütün ürünlere yuva açan bu. Toplam en baş 15K. Multifruit'ların biraz daha büyüğü var mı? Ah. Yuh. Ha? 2 milyon litre diyor lan. Evet. Fiyata 11 bak. 11 bin lira. Biz bunu alırık. Aynen. Hatta alalım. Gündüz, nasıl alalım? Gündüz olsun da bir. Nasıl alacaksın? Kredi mi çekeceksin? 5 bin çekeceğim lan. Paran kalmayacak. La bir şey olmaz. Tamam 1K dolasıya kadar.
Yine drop attı bu ya. Oğlum ne oluyor lan bizim bu alete? İstediğin üründen 15K koyabiliyorsun. Tamam. Ya bu da istediğimiz üründen 22 milyon mu koyabiliyor? Hı-hı. Ah bak, gününüz oldu. Bak söyledi. İstersen 7,5-7,5 koy, sen bilirsin diyor bak. Multifruit koyuyorsun ama toplamda 2 yavaşlat, milyon. Yavaşlat, zamanı yavaşlat. Kredi çekeceksin madem koyacaksın ya. Yapamıyorum çünkü çıkmam lazım. Şimdi anladım dostumun dediğini. Malzemeyi aldığın zaman 2 milyon litrelik bir alan veriyor sana. İstediğin kadar koy. Kapasite 2 milyonu geçmiyor. Ürünlerin neyini kaçar tane koyacağını onu sen belirliyorsun. Birini 5.000 koy, öbürünü 100.000 koy. Tamam al abi. Çek krediyi al abi. Bir yere sokacağız onu tarlada. Asıl mesele o. 2 tane çektim, 10.000 çektim abi ben. Şimdi bu 2 milyonluk olan değil mi? Evet. Ama oğlum çıksana yukarıla, o zaman sıçtım. Bunun yönünü nasıl değiştireceğim ben? Aa bak, koyduğun yere göre şey değişiyor. Tabi. Şu uca mı koysam? Koy uca, uçta kalsın ya. Traktörün dönmesini engellemesin. Engellemez acı. Dur. Döndür. Şura bizim mi? Oha! Oğlum buralar bizimmiş. Ha, buraya çakalım bunu işte uzağa. Çak o zaman. Yapıştır. Bir inip gezelim mi? Bak, ürünü buraya boşaltıyorsun. Şunun altına geldiğinde de silodan geri alabiliyorsun. Ben bu işi sevmişim. Okey. Şimdi gidelim. Kontrat geldi mi? Abi şaka mı yapıyorsun ya? Aa gübreleme geliyor. Oha. Tarla 39. Al. Dur. Ot ayıklama. Şş, 70 70 70 gübreleme 70 70 tarla gübreleme 70 15 bin veriyor lan. Oğlum yukarıda 70 işte. Ama 70 nerede? Oğlum 70 dibimizde lan. Aha. Bizim makineyi mi sokuyoruz? Bizim makineye sok, bizim makineye. Hiç zarara girme, sok al bunu direkt bizim makineye sok. Tamam, şöyle yapıyorum, bizim cihazla gidiyorum. Evet. Kabul et diyorum. Ya bu. Gübren var mı? Var. Niye oğlum? Yeter mi? Yeter herhalde oraya. Yarın dostum birlikte oynama isterdim ama biz yarın maalesef geceli gündüzü çalışacağımızdan biz yarın oyun açabileceğimizi sanmıyoruz. Ya gene istersen sosyal medya hesaplarından duyurabiliriz yani oyun açabileceğimizi veya açamayacağımızı. Ya multiye girmek sıkıntı, bir de ben onu bir de onunla uğraşacağız. Hem ama o multiplayer mi istiyor? Tabii o da girecek. Bir de bizim sistem farklı, televizyon sistemi bizimki. Hani normal şey değil. Oradan gelen sesi yayına veremiyorum falan. O bağlantıyı kurmadık. Araya bir alet alacaktık da almadık ya. He. Yani Discord'dan biz onu duyarız da o bizi duyamaz. Yani o da doğru. Ayrıca onun görüntüsünü vermek istesek bile şey... O yok, o bizde görünecek burada. Adam benimle beraber oynayacak oğlum. Ekranda göreceğim adamı, Counter gibi. Anladım. Ses bağlantısında sıkıntı yaşarız çünkü biz yayınlara ayrı bilgisayardan veriyoruz. Oyunu ayrı bilgisayardan oynuyoruz. Oyunu aynı bilgisayardan oynuyoruz, yayını ayrı bilgisayardan basıyoruz. Ya çok karışık bir sistem var. Ama abi biz bunu böyle kullanmak zorunda kalıyoruz. Biz sadece oyun yapmıyoruz ki. Yani biz müzik de yapıyoruz. Müzik de olduğu için mecbur böyle kullanmak zorundasın. Çünkü bir yandan VTR'ye girmen gerektiği zaman öbür sistemde kullansak OBS'çiler gibi patlarız. Yani biz OBS sistemi kullanmıyoruz. Bizim işte sıkıntımız orada. Şimdi bu açık mı lan bu? Bakayım, gübreyi katlamayalım. Gübre açık.
Aşağı söylüyor, yönlendireceğim lan ben bunu. Ya boylanmasını eksin işte, gübrelesin. İyi yakaladım ama. Vallahi ben görmemiştim onu ha. Güle güle, yapıştır. Aynen öyle. Aslında lisanslı programlar mı derken, ya ben televizyoncuların kullandığı bir programı kullanıyorum ben. Yani biz de televizyonda çalıştık, oradan biliyorduk. İşçi zaten gidiyor da ya. Bu arada başka var mı lan? Biz 3 tane alabiliyoruz. Ama gübreleme alamayız. Yani. Bak bakayım gübreleme bir tıklasana 39'un üstüne bir. Oğlum gübre dolduracağız buna. Ha bir de o var değil mi? Siktir et, doldurmayalım. Bir de gübre dolduramam ben el alemin. Tarla 8 ekim vermiş. Ya patatese ekeyim diyeceğim de bu uzun sürer ha. Boş ver, ekme. Bırak, vallahi uzun sürer bu. Bırak patatesi ya. Yavaş yavaş aşağı bin. Oğlum zık diye iniyorsun lan. Yavaş yavaş in lan. Hep gübreleme bölümü burası. Tamam olsun. Burası ot ayıklama, burası toprağı işleme. Bölüyor oğlum, başlıklaştık. Anladım. Gübreleme çabuk biter gibi geliyor bana ya. Şu an gübreleme yapıyor bizim makine. Kireç değil dostum. Hatta şöyle göstereyim bak, iş ilerliyor. Yapacak bir şey yok hacı. Allah ne diyeyim ya. Ama bayağı büyüdü. Koyulaşıyor gitgide. Yani. Burası gübreleme, burası ekim bölümü. Hepsi gübreleme, gübreleme, gübreleme. Zaten kireçlemeyi iş olarak vermiyor. Ne iş yapıyorsunuz abi? O kadar komik ki anlatsak inanmazsın yani. Bizim işler karışık. Yani biz tek işte çalışmıyoruz. Sıkıntı orada. Bu benim yanımdaki arkadaş gerçek hayatta 3 işte çalışıyor. Ben kaç tane gidiyordum lan? 3 mü 4 mü? O civarda falan. Geçen hafta 4 gittim. Bu hafta 3 galiba. Öyle bir şey. Oyundaki durum da bu. Şimdi gübre makinesi tek olduğu için, kireç işini de vermediği için. Şimdi kardeşim bizim Serkan öncelikli CNC Torna'da ustabaşı. Aynı zamanda ses mühendisliği yapıyor. Tonmeisterlik ses sistemleri kurulumu yapıyor. Büyük konser salonlarına falan. Aynı zamanda da profesyonel DJ. Aynı zamanda profesyonel aranjör. Ha bir de müzik yapımcılığı yapıyor. Dolayısıyla bu kulvarların hangisinden iş gelirse Serkan o gelen işi alıyor, para kazanıyor. Ben bir özel okulda müzik öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda ses sistemleri kuruyorum, ses sistemleri kiralaması yapıyorum. Büyük sanatçılarla çalışıyorum, konferans salonları kuruyorum, toplantı sistemleri kuruyorum. Aynı zamanda ben bir de ne yapıyordum lan ha? Televizyon kanallarında yönetmenlik falan yapıyorum. Teknik sistem kuruyorum, altyapı kuruyorum, reji falan kuruyorum. O yüzden benim buradaki yayın sistemim televizyon rejisinin küçültülmüş hali olarak çalışıyor. Yani ben bir haber kanalı gibi sistem kullanıp bildiğim burada televizyon gibi haber kanalı falan işletebilirim aslında. İyi para kazanıyorsunuz abi. Kazanıyorsun da işte bu makineler, bütün paramızı bu aletler yiyor. Ya geçen bir DJ Zamazingos'u aldık Serkan'a, 286 bin lira bayıldı. Ne o? İş gelecek de kiraya vereceğiz de para kazanacağız. Kısmet bu iştir. Ama ben şeyi sevmiyorum. İş geldiğinde makinenin bozulmasını.
Hiç hoşuma gitmiyor. Ona göre de kontrat yapıyorsun hacı. Makinenin bir yeri bozulursa kardeşim yaptırma mattırma yani her şey sana kardeş ait oluyor. Kardeş misiniz şöyle söyleyeyim. Ben vaftiz. Bizimki biraz vaftiz kardeş gibi. Biz çok yakın arkadaşız. Yani kardeşler bile kavga ediyor, biz kavga etmiyoruz, öyle değil. Yani. Ha, arada hoş tatlı tartışmalar oluyor ama. Ya arada kayfine birbirimize sövüyoruz yani. Ya tatlı tartışmalar böyle. Tuz biber oluyor yani. Ya arada mesela onun bana sinirlendiği yerler oluyor. Benim Furkan'a sinirlendiğim yerler oluyor. Ya işte oluyor. Serkan bana kızıyor. Telefonda falan konuşuyoruz. Lan sohuk falan diyor o yani. O öyle şeyler. Lan oğlum biz bu kontratları yapıyoruz ama. Ben de diyorum dakikalarda bu oyun niye yürümüyor? Niye yürümüyor? Çünkü biz bunu unutmuşuz abi. Siloyu alıyoruz diye yavaşlattık ya oğlum. Unuttu o. Kafa yandı baba. Yapay zekada tam geri zekalı. Oradan U dönüşü alsana. İlla şeyden alacak. Para harcatıyor sana para. Ama şey değil yani. Bu araziyi yakaladığın iyi oldu. Tam da para lazımdı. Ha, Better Time modu biliyorum ya, onu ben bir yerden aldım. Yükledim, oyun sapıttı. Bu şeye çıkıyor, şu 360 var ya, 1000'e falan çıkıyor. Bir anda vurup diye gidiyor. Kurdum onu ben, bu YouTube'da şey vardı ya benim bir ara izlediğim, Hilmi. Hilmi Şahin. O paylaşmış linki. Aldım, indirdim, oyun kafayı yedi. 6000'e mi çıkıyor yenisinde? Bak 6000'e kadar çıkıyormuş. Oha. Aşırı hızlanıyor yani. Ama böyle daha gerçekçi reis ya. Oyunu da çok kurcalamamak lazım. Benim kullandığım modlar bile oyunun kendi orijinal modları. Yani aldığını mesela... Oğlum senin buraya süper kasa lazım lan. Lan yok be. Şuradaki saati diyorum. Tamam işte o saati saniye olarak çat 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 sabah akşam karışır. Benim bu oyun platinyum muydu hatırlamıyorum ki. Platinyum muydu neydi hatırlamıyorum ki. Oyunun giriş ekranında yazıyordu da ben onu unuttum ha. Abi oyundan gir çık mı yapalım? Ya gir çık yapacağım oğlum, tarla işliyorum. Ya Steam'e girdim, ne varsa aldım. Dur. Ha ben bu oyunu böyle seviyorum ya. Şey çok kötüydü ya, Farming 19 çok kötüydü. Ya platinyum alacaktın sen. Para yok. Ya ben platinyum değil ya. O oyunu satın alıyorsun ya, premium edition yazıyor. Orada buldum, tıkladım. Ne satıyorlarsa hepsi geldi. Gece modu değil bu. Bu gerçek zamanlı. 2022'nin kendi yapımında var bu. Gece modu değil ki bu. Akşam oldu bak, oyunun saati 22 diyor. Mod değil bu. Oyunun kendi gün döngüsü. 2022 bayağı bir geliştirmişler. Ya hepsinde gece oluyor. Ama mesela bu şey döngüsü yok ya. Mevsim döngüsü. Mesela bak şimdi Mart gösteriyor takvimi. Bu şimdi şey yapıyor mesela. Geceler biraz daha kısaldı mesela. Daha geç hava kararıyor şimdi. Yani. 21 Mart dedi şey Mart'tan doğru. Şimdi Nisan dediği zaman daha da geç kararmaya başlayacak. Onun işlemişler. Gerçek dünyadaki gibi dönüyor şey. Güneş sistemini bayağı yapmış herifler. Yani yapay zeka sürüyor zaten. Ben de dedim zaman ilerlesin de bizim tarlada gelsin artık. Para lazım, para. Hangi ayı? Temmuz. Bayağı var bizimkine ya. Bitmez. Para bitmez. O para bitene kadar biz bu tarlayı alırız, bitiririz. Oradan para gelir. Baksana kontratlara iş gelmiş mi? Doğru, bayağı yardırıyorsun. Var mı bir şey bakalım.
basit. Ya şu gübreleme işi gitmezse bunu alabilirim burayı bitirip. İyi para verir. Yukarı bir çık. Bak 10.000 tarla 10. Evet. Tarla 10 dibimizde yalnız biliyorsun değil mi? Değil. Haritadan bak. Burası mı lan senin dibin? Ha. Pardon. Tarla 39 dibinde. Pardon karıştırdım. 8.000'lik olan. Mevsimsel büyümeyi kapattığım zaman bu oyuna niye para verdim o zaman oğlum ben ya Allah Allah. 19 oynardım o zaman. Yani. Tarlonu gübreleme geçebilir miyiz? Geçeriz aslında. Hı? Tarlonu gübreleme. Gübremiz yeter mi? Yeter herhalde. Abi gübremiz yeter. Ben makine kiralamak istemiyorum makineyi doldurmamak için. Tamam şimdi doldurmayalım. Bununla direkt tarlona ilerleyelim basalım. 39'a daha yakınız. O zaman 39, 10 yapalım. Tabii gitmezse. Yani. Biraz zamanı hafifletirsek belki yeter. Niye öyle diyorsun ki Emir ya? Şöyle düşün. Biz şu anda multi oynamıyoruz oyunu mesela Serkan'la. Tek bilgisayarda oyun açık. Yan yana oturduk. Yaka mikrofonlarımızı taktık. Oturduk beraber. Böyle gerçekten tarlamız varmış gibi konuşarak oynuyoruz. Ki ben yıllarca kulaklığı takıp tek başıma oynadım. Bayağı bir gübremiz bu. Bu gübreden daha atarız. O iki tarlaya atarız biz. Biz 8'e kayalım o zaman. Kay gitmezse. Daha da yavaşlat gitmesin diye. Daha da yavaşlatalım. Hiç gitmesin. Emir hile yapmadan yapamıyor. Sıkılıyor. Sabır işte. Bu oyun biraz sabır oyunu. Bayağı aynen sabredeceksin öyle abi bunda. Ben Farming 19'da Çalıkuşu Vadisi haritası orada da vardı. Biraz küçüğüydü bunun. Bütün tarlaları satın aldıydım. Hilesiz. Yüzlerce makinem vardı. Beynim yanıyordu. Ulan hangi makinedeydik diye. Bir giriyordum tarlalara ekmeğe 9 saat. Bu var ya bir iki tur daha atsın bitirir bu tarlayı. Ya bitti der geri kalanı da uğraşmam. Paramı alırım. Ya şimdi tabii benim avantajım şu oluyor. Ben şimdi kışın çok zaman veremiyorum oyuna da. Şimdi ben öğretmenim. Yazın okul para yatırıyor. 2 ay tatil boş boş oturuyorum. Zaman geçiriyorum işte bununla. Yani. Da bu yaz tabii farklı bir planım var. Kısa süreli bir plan. Eğer sen de ahliyetini tamamlarsan dostum ben diyorum ki ben hangi sınıflara derse giriyorum? 3 yaş anaokulundan başlıyorum özel okulda. İlkokul, ortaokul, lise hepsine giriyorum. Hatta şey var Seko. Senin de şey durumlar olursa senin makine de hazır. Biliyorum Anıtkabir yapak. Yaparız. Yeni günlük. Sabahın üçünde çıkalım buradan. Bir gidelim atamı ziyaret edelim. Olur. Ama belki düşüşe denk gelir mi yaza doğru bilmiyorum ama. Makineyi büyütme mi? Ha, makineyi satıp 250 cc'lik bir şey alabilirsin. Ya sıkıntı yok kardeşim. Otobanda her 50-60 kilometrede bir duracak yer var. Var sıkıntı olmaz. Yolda da sıkıntı yok. Biz bir de şeridi arka arkaya değil. Paralel gideriz, yan gideriz. Bir araba yan yana gideriz. Araba kadar yer tutarız. Yine. Motorlarla. Onda sıkıntı yok. Gidiyorum gidelim. Direkt sabah çıkalım abi. Direkt Anıtkabir'e navigasyonu kuralım. Cuma günü gece 3'ü buradan çıkarız anasını. Cumartesi Anıtkabir'e gidelim. Atamı görelim. Pazar günü geri dönmüş oluruz. Pazarı bile beklemeyeceğiz. Cumartesi atamı gördük mü? Bir şeyler yeriz Ankara'da. Hiç beklemeyiz. Biner motora geri döneriz. Ankara simidi alırız lan. He. Simit yeriz orada.
Yok, alır getiririz. Ya yanımıza da alırız, bagajımız mı yok oğlum? Yani öyle. Benim heybe çantalar olmadı, senin motoru takarız. Yan çantalar. Olur. O da olur. Bir gidelim atamı görelim abi. Ben en son ne zaman gittim? Ben çok oldu gitmeyeli ya. 7-8 sene oldu. Bir gideyim atamı ziyaret edeyim ben. 10 yıl oldu lan. O da Ankara'da bir şey olmuştu. Ankara'ya gitmek zorunda kalmıştım. Emir diyor abi diyor, anlık nasıl karar veriyoruz? Emir biz motosikletçiyiz ikimiz de kardeşim. Bizde planlama yok. Bizde anlık. Bizde şey yok hani 6 ay öncesinden şöyle yapabilir miyiz ki falan yok. Şimdi motorcu olduğumuz için Temmuz ayında abi havalarda yağmur mağmur olmuyor. Biz Temmuz'da akşam geliriz, evde takılırız. Gece saat 3'e hadi çıkıyoruz, Anıtkabir'e gidiyoruz dedik mi basar gideriz biz. Biz 4 saat, 5 saat ineriz biz oraya. İneriz. 4 saat ineriz. Ya oğlum bizim altımızdaki motorlar sanki dersin ki 50 ile gidiyor oğlum. Biz koyduk mu 130-140 gideceğiz zaten değil mi? Oğlum ben bu sabah 9000 devirde 105 gördüm. 125'lik sizin neredeyse CCC kadar hız yapacak pezevenk. Yapıyor. Hele bir de 2000 kilometreye gelsin mi? O açıldığı zaman daha da gidecek o. Şimdi senin makineyi yeni aldık oğlum, daha taze abi. Bismillah. Bir hafta taze tane, çıtır. Bir haftalık makine seninki. Şimdi bende 250'lik var. Bu tarla bitti bitmedi mi? Değil mi? Kel kel bıraktı, bitirmiş. Toplayalım. 8000 olanı mı alıyordum ben? 8000 ne al? Tarla kaçtı lan bu? Tarla 39. Nerede bu 39? Üstümüzdeydi mi? Hemen tepemizde abi. Buradan dümdüz ben Badozlama git buradan böyle. Buradan gidemem. Burada çukur var. Şuradan karşıya geçeyim. Bende 250 cc 30 beygirlik bir alet var. Hızlı. Serkan'a da yeni aldık bir tane 125'lik. O da temiz makine. Onu da yatırımlık aldık zaten. Ama dün bir denedi. 100-105 kilometreye rahat çıkıyor, hiç bana mısın demiyor yani. Şimdi de Abdülustan'ın dediğini yaparsak. İyice gelecek kendine ya. Yapıştırıcı burada. Burayı da yapalım. Para toplayalım abi. Model ne? Serkan'da Mondial Drift 2023 var. Yeni çıkan CBS frenli. Bende de Bajaj Dominar var. Ben de Dominar istiyordum da fiyat bir anda 31 ilk baş bir 31 bin liraya düştü. Bir gecede 139 bin liraya çıkınca, 131 bin liradan 139'a çıkınca, yani düz hesap 140 diyelim biz ona. Olmadı. Ya oğlum benim 6. 7. motor. Kaç tane aldım sattım. Bu da doğru. Ülkenin ekonomisi sağ olsun oğlum. Benim her aldığım motor kâr etti anasını satayım. Sende de öyle bir şans oldu anasını satayım ya. Ulan Falcon aldım. Anasını ağlattım, motoru pert ettim neredeyse. Hoşafı çıkmış motoru aldığımdan pahalıya sattım. Gittim Yuki diye uyduruk bir şey aldım. Ulan motoru 9'a aldım, 13.000'e sattım. Gittim Yuki'den Angut bir motor daha aldım. 16.500'e motoru aldım. Senin gözünün önünde 20.000'e verdim makineyi. Sonra 22.000 liraya düşeş bir tane Benelli denk getirdik. Gittim aldım, 2 sene bindim kodumun aletine, makineyi 56.000 liradan sattık geçen sene. Şimdi altımdaki motoru 92.000 liraya aldım oğlum ben. %50 Kajmar değildir o, Kawasaki'dir o. Kawasaki'nin 250 var mı lan? Var. SL modeli var. He, SL. SL var, bir de R var. Görmedim de o yüzden. Ha yok, Kawasaki değil diyor. Kajmar. Kanuni olabilir K harfiyle. Kuba var. Ha, Kuba da olabilir. Ama bak kanunuymuş. Şimdi
Şimdi bu araziyi bitirelim, buradan para alalım, gidip öbürünü de yapalım. Ama biraz daha yavaşlatmam lazım zamanı. Hızlı mı akıyor? Yavaşlatalım. Bu tarla çabuk bitecek zaten ya. Yani 16 yaşına geldiğin zaman onu tamir ettirebilirsin ama biliyorsun 16-17 yaşında A1 veriyorlar ve 250'lik kuramazsın. Yani yakalanırsan polis amcalar kızar. Kızmaktan ziyade ehliyetin yetmiyor der, ceza yazar, üstüne bir de motoru bağlar. Yani A1 ehliyetle 250'lik kullanılmıyor. Maalesef. Onun için A2 alman lazım. A2'yi alman için de 22 yaşına geçmen lazım. Ha, ona öyle bir kural getirdiler değil mi? Hı hı. Eskiden öyle değildi. Ben ehliyet alırken kolaydı ya. ...125.6 bak biliyor. Mondial Drift'i kullanıyorsun, 124 görünüyor ruhsatta. 124 mi görünüyor? 124 görünüyor, sanki çok bir farkı var, 1 milimetre. Bakasım geldi niyeyse. Oğlum satışta da 124 cc yazıyor ya lan. Satışında da 124 cc yazıyor onu. Bak şimdi, engellendi diyecek. Gerizekalı, bok var girdi oraya. Neyse aklıma bir şey geliyor da. Abdülhüs'e dedi hani bundan sonra senin buna custom yapman lazım diyor. Ya custom yaparsın da kardeşim, ona o kadar para harcadıktan sonra makineye üstüne koydukların bir şey katmayacak. Ya custom yaparken şundan dolayı düşünüyorum. Acaba CC'yi mi yükseltsek? Motorla mı oynasak? Müsilini yükseltemezsin. 50'liklere 80'lik silindir giriyor da 125'liklere 200'lük silindir girmiyor. 200'lük değil lan, 150'lik silindir. Girmez. Girmez değil mi? Bak, 125'likte standart üretimdir. 150'liklere 170'likler falan giriyor. 180'likler giriyor. Hı. Seninkine girmiyor. Sen kaldın onda. Yapacak bir şey yok. Ya benim de tek avantajım. CG mi? Bırak oğlum CG'yi ya. Ölürsün. Ne yapacaksın? Üstüne yatarak mı kullanacaksın? İşte popüler kültür köleleri diyor ya çocuk. Aslanım CG'ye güvenme ya. Fren sistemi bile doğru düzgün değil. Allah muhafaza. Geberip gidersin la üstünde onu. Vallahi billahi. Apache ne gerek var? Ne yapacaksın? Amatörleri keseceksin, yere mi basacaksın? LED ışık mı koyacaksın üstüne? Abi Mondial Drift almasına da gerek yok ki. Gitsin NK125 alsın, su soğutmalı ABS'li. Ama onun da 2024'te piyasaya girecek. Kaçtan o girecek bilmiyor ki. Onun da 16 yaşına girmeyi bekliyor çocuk zaten. Yani o da o doğru. Espinar mı? Kaç milyon liran var çocuğu? Aynen, kaç milyon lira var abicim? Sen ilk baş cebinde olan parayı söyle ki biz sana motor önerelim. Biraz yani şöyle söyleyeyim. Espinar dedi lan. Espinar'a vereceğim parayla yürü git 2018 model Honda Civic Type R al. Gülüyor bak bize. Yani. Ama öyle be Emir. Yani şöyle söyleyeyim, ben 1 milyon lira ve üstü bir motora para vereceğime giderim Honda Civic alırım yani, bu da bir gerçek. Type R alırım hacı. Serkan'ın hayalindeki motor da Kawasaki H2 idi. 5 milyon lirayı görünce vazgeçti. Gerçi benim hayalimdeki de Hayabusa'ydı. Ben de görünce vazgeçtim. Ama sadece düz H2R değildi lan. Ben Hayabusa'cıyım kardeşim. Ben adam öldüren şeyi seviyorum. Ama şu şeyi çok merak ediyorum. Şimdi Honda tekrardan 500 RR'ı 2024'te yeni kasayla piyasaya sokuyor ya, Türkiye yani, piyasasına. Ne olacak onu merak ediyorum. Şimdi A2 ehliyetleri sınırladı ya bunlar. 500 bin 45 kW'ın üstünü kullanamıyorsun ya. 500 cc'nin üstünde motoru kullandırmıyor sana. 45 kW'a mı çıkardı? Yoksa 35 kW mıydı? 45 kW. A2. A2 45 kW. 45 kW dediğim 500 cc lan. Ben 35 kW diye biliyordum. 35 kW benimki lan. Dominar 400 oğlum, 35 kW. Ama Honda açıklamasında Türkiye'deki A2'lere uyumlu olarak gelecek diyor. Tamam işte. 500 cc 45 kW geliyor makine.
Yani ortalama olarak 43 ila 48 beygir arasında bir şey olacak. Hemen al oğlum binini. Yapıştır. Tarla ona gidiyor değil mi şimdi? Yukarıda. Geri döneceğim. Dümdüz yardıracağım. Tırınının. İstersen zamanı hızlandır, şeyi aldığın için gitmez o da. Bir sabah olsun, gün ayırdığından sonra şu yukarıdaki ana caddeye çıktığın zaman gidersin zaten tarla onu her türlü. Oyundaki karanlık efektini de fena yapmışlar yani, zifiri karanlık oluyor. Yani abicim dediğim gibi S1000 lira para vereceğine git Honda Civic Type'ı al, daha mantıklı. Şunu aç. Traktör bir götüyü yırttı ama. Ben mesela bir ara araştırırken görmüştüm yani 50 bin kilometrede 2018 model Type'ı R vardı, 182 beygir. 10 bine kredi faizini çok çekiyor bu şerefsiz ya. Şey aldın ya, silü aldın ya oğlum. Yanlış yere girdin lan. Hadi ya. Bir sonrakinden gidecektin sen, düz devam edecektin. Hadi ya. Emin misin? Evet. Dön şimdi buradan sağa. Ana. Yanlış girmişim lan. Yolları da karıştırıyorum artık. Oğlum gittik tarlayı sürdük ya. Ne bileyim oğlum, karıştırıyorum işte ya. Şimdi bunu hocam, bunu şimdi oraya götürüp yaslayacağız mı? Evet. Buradan sağa döneceğim. Zamanı yavaşlatabilirsin şimdi. Buradan dön. Abi bir anda lönk diye dönüyor lan bu. Taşak geçer gibi. Köşeden başlatayım. Babamlar yine veriyor, kedilere mama veriyor ya. Orada kutuları mutuları dırnaklılar. Ne görmüş lan? Hayır. Daha bunu anladık. Yürü bakayım. Evet, cübremiz ilerlesin. Bir şeyler gelmiş mi bakalım. Aha, tarla 8'e ekim diyor. Hala aynı görev. Ya patates abi, mi? Patates. Bizim ekebileceğimiz bir şey istese ektireceğim ben de. 21 pamuk ek diyor bak. Bunu ekebiliyorum. 36 pamuk ek diyor. Bunu da ekebiliyorum. Bunu da ekebiliyorum. Ama şeyi getirsen. Aşağılara bin bakayım yavaş yavaş ne gelmiş. Gelen bir şey var mı? Ya. Ya belki hani destek olsun diye tarla 36'yı götürüp bizim ekim cihazını çalıştırabiliriz. Ya. Yeah. Tarla 36 yakın mı bize? Yakın sayılır, şurada. Şurası. Yaktım mazota değmez ya, siktir et. Kıç kadar. Göt içi kadar tarla yapmışlar. 31-32'den bir şeyler gelmiş olsaydı olabilirdi mesela, 57'den falan da. Şuralar. Tabii. Buralara da ekim görevi gelebilir, işlendi diyor.
Öyle pahalı bir görev yok. Hasat şeyine bak bir zamanla. Şey tarih döngüsüne bakıyordun yani. Şimdi Mısır soya fasulyesi ekimleri de açılacak şimdi. Ve süpürge darısı. Yani patates ekemiyorum, şeker kamışı da ekemiyorum ama birçoğunu ekiyorum bunların. Görev gelmedi abi, yapacak bir şey yok yani, gelseydi yapardık. Çık bakalım 1 Nisan olmuş mu? Biraz, zamanı hızlandır istersen. Biraz hızlandıralım, belki görev gelir. Yani bir gün de olsun bakalım. Abi bu kontratlardan kazanıyoruz ya. Bak paraya. 30 bin. Nereye çıktı? İstersen kredi de 2 tane. Biraz krediye ödeme yapalım ya. 3 tane bu. Nasıl olsa 10 bin alacağız şimdi. İyi yaptın. 10 bin alınca bir 5 bin daha öde mesela. 20 kalsın. Ya onu ödememin sebebi de şu kredi faizini çok çekiyor. Hı hı. Oradan 200-200 para gidiyorsa tırtıklayıp duruyor. Hani o sıfırlanırsa hiç çekmeyecek. 35 euro para çekiyor mülk bakımı. Tabi tarla artınca o da artacak. Bir de işin o kısmı var. Mesela şimdi buradan 10 bin alacaksın ya. Hı hı. 5 bini yapıştır gitsin, anladın mı? Tabii canım. 20 kalsın mesela. Ya bu cihazlara... Bir de şimdi şey yapıyorsun ya kral. İki al bir öde, iki al bir öde. Ya işte kontrat gelsin de onda sıkıntı yok, görüyorsun yapıyoruz. Baksana üçüncü yeri mi gidiyor? Hani üçüncü veya dördüncü yere gidiyor, tarlanın yarısına geldi neredeyse. Üçüncü yere gidiyor ya. Üç mü dört mü? Geniş atıyor abi. Ya sen bu taraftan başladın. Hı hı. Bir gitti geldi, 3 atıyor işte. 3 tur daha attı mı bitti. Belki o 70'e ekim gelir, anladın mı? Büyük tarla var ya. Bir aksın bakalım. Aslında sana bir söyleyeyim mi? Ciddi manada şey yapabiliyorsun da. Değişik şeyler olabiliyor. Mesela bak bunu oynadık ya. Biz birden fazla araziye böyle gidiyoruz. Aslında bizim tarlamız daha fazla olsa biz daha güzel vurgun yapacağız da. Yani bir, iki bak, ya da... Bak 280 aldı. Bir tane daha ödesem ne olacak ki, şu an öderim. Para var, nasıl 10 bin alacağım. Bekle tarlanın bitmesine yakın yapın. Bak %40'ı tamamlandı diyor. Sonuçta hırsız girdi demiş aklıma. Allah büyüktür, ne diyelim. Allah büyüktür yani. Uyukladıysa belki... Anlık uyuklamayla onu da görmüş olabilir. Tamam. Ben uyuklamıyorum mesela. Ben yatağa girdiğim zaman bildiğim ölüyorum anasını satayım. Onu biliyoruz canım. Bilmediğimiz başka bir şey söyle. Ben kaç desibel horluyorum acaba? Fuki'yi yavaşlat. Bir bakalım. Tarlığın öt, balyama gir, geç, hiç girme o şeye, hiç girme, anamızı beller. İnmiyor aşağı. Bu kadar görev var. Aynen, balyalama gelmiş. 8 yakın ama buradan gidebiliriz hemen. 8 neredeyim abi? Hemen üstü. Alırız. 3000 kıçımızın değil mi, hemen alırız. Başka var mı, 9 mokuz yok değil mi?
Yok 54, 77 falan. Yok 8'i alırız abi. 3000, 3000. Şöyle para paradır. Para geliyor sonuçta. Yani. Dibimizde çünkü yani. Hemen şura. Aynen öyle. Hani gübre tankını boşaltıyoruz böyle de mecbur gübre alacağız. 25 bin litre o. Kabul edeyim mi bunu? Etme. Makine çalışıyor şu an. E ile mi kapatıyordun bunu? Eskiye bak. SC basınca çıkıyorum işte. Tamam. Nasıl bitmek üzere oğlum sabret. Yok sadece sorun mu? Bitecek şimdi. Şimdi burası bitti. 8 tane çok büyük para vermiyor da yani gelsin oğlum. Abi. Hır kız var dedin aşağı ne ya? Nerede lan bu falan? Erkek ya. Ben bir şey yapacaktım bak unuttum. Hırsız kovalayacak. Gel lan buraya. Oğlum onu yapın haşır haşır diyeyim mikrofonu biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Ne yapayım omuzun kaşında. Bir de sesçisin anasını satayım Serkan. Evdeki tek kickboksçu sen misin sen? Kickboksçu musun lan? Serkan bu bizi düver. Fırki tek bir soru emin misin? Serkan traktörün egzozu çok güzel görünüyor sana çok uygun. Bak lisansını almış. Güzel. Aferin, aferin. Tebrik ettim. Harbiden tebrik ettim. Çünkü benim de öğrencilerim var. Oğlum Galatasaray'da basket oynayan kızım var lan benim okulda. Yok güzel güzel. Kaç yaşındaydın lan o? 13 yaşında olması lazım. Ama ne yapıyorsun? Dışarıda kavga etmekten kaçınıyorsun mecbur. Yoksa lisansın Mortingen Streise. Onları yaşayan bilir. Senin gibi yani. O zaman Serkan sana ben şunu gönderiyorum kardeşim. Tamam mı? Bak ne sana gönderiyor? Şunu gönderiyorum. Sana şimdi bak kulak şeyden önünden duyacaksın sesleri. Bir şey duymuyor. Sesi çok yüksek değildi ondan. Duyman gerekiyordu. Geçmiş olsun. Başka zaman gönderirim yine. Ver bakayım bir daha bir. Olmaz. Niye? Zırt pırt verilecek bir şey değil çünkü. Amaçsız oluyor. Senin... Neyse. Pata 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 pata. Tak kulaklığını istiyorsan kral bir bak. Ve kardeşimiz lisanslı. Taktım. Kuşağı gösterince de kardeşimizi yani bir şöyle bir tebrik edelim kardeşimi. Kardeşim seni tebrik ediyoruz. Şöyle tebrik ediyoruz Serkan'cığım. Vermiyor mu? Vermiyor. Abi vermesi lazım. Nasıl vermiyor ya? Vermiyor mu sesi cidden? Vallahi vermiyor. Ah. Aa, oynak mı yani? Nasıl vermiyor? Çünkü şöyle yapacak. Evet. Klasik radyocu hareketleri diyor. Çünkü sen oradan duyamazsın onu. Biz bunun çıkışını dinlemiyoruz. He. Anladım. Klasik radyocu hareketleri. Eski radyocuyum ya. Yaş 17-18 iken internet radyolarında radyo yayını yapıyordum ben. Can sıkıntısından. Bekle o, daha bir şey bitmedi bekle. Nereden biliyorsun lan? Aktif diyor vay terbiyesiz ahlaksız terbiyesiz göt lalesi. Çünkü şu cücük kadar yere de sıkacak. Gel babacığım, gel babacığım. Topla gel, 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 gel. Hadi lan dön, iki saattir de ananı var ya senin. Ben dönerim ulan göt. Gübreyi de ben atarım.
Ben atacağım zaten. Ipıtıs tas. Atarım lan. Atarım. Bitirdi bak. İtinayla bitirilir kaş. Şöyle ver olan paramı şerefsiz. Al abi bunu, hemen şu yukarıdaki tarlayı bir dürtelim. Ver bana, ben dürteyim. Al dürt. Şöyle al benim altında. Sanırım şu karanlık olan. Gitmezse numlock'tan artıya basıp vitesi yükseltmen lazım. Çok genişten alma, ucu kapatmaz. Yaklaş. Traktör. Şimdi gönder. Hey dedim. Hı hı. Gitti. Burayı hızlı bitirir zaten. Aynen öyle. Burayı hızlı bitirir. 3000 lira oğlum, Allah bereket versin. Menüye gir bakayım bir. At iki tane istiyorsan, 3000 alacağız. Olsun, böyle kalsın şimdilik. Bir yandan da hızlı bir şekilde borcu kapatıyoruz. Bu da bir avantaj tabii. Her şey avantaj kardeş. Beleş iş yok der. Aga ya beleş. Dövüşten anlamam. Ben bisikletçiyim. Tekmelerin iyi olsa bir şey değiştirmiyor ki. Yani. Tabii tekmeyle bayıltamaz mısın? Bayıltırsın. Nakavt edersin. Ama oturtturman lazım. Oturtturamazsan da sıkıntı. Ya bizim bir tane öğrencimiz var okulda, Kral. Lisanslı tekvandocu. Müsabakalara giriyor. Kendinden birazcık daha uzun biriyle karşılaşıyor. Bunu pataküte gönderiyorlar. Ben de bugün okulda böyle yaptım ona. Kızım ne oldu dedim ya, kaybettim hocam. Yani diyorsun ki abi beni dövdüler dedikleri zaman koptu gülmekten. Beni dövmediler diyor bana. Kızım dedim, sen dedim dövüş sporlarıyla uğraşıyorsun. Yani kaybettiysen dayak yemişsindir ya. Başka açıklaması yok. Hızlı bitiriyor. Tarla küçük ya. Bir bak bakayım, dibimizde var mı başka şey? Olan bu. 46 gibi mi? 46 neredeydi? Ta aşağıda. Bak bizim tarlanın orada bak. Cücük kadar var ya bak. Şurada önünde. Ortada. Şurada. Ha. Yol üstü. Alırız. Giderken bir uğrarız. Selamünaleyküm deriz. Tekvandocular diyor kraker. Oğlum şimdi sen eğer maçta kaybettiysen Emir, sana da şöyle diyoruz. Abi beni dövdüler dedikleri zaman. Seni gittim pezevenklerini de aldım. Yani. Kaybettiysen dayak yemişsindir bunun yani. Başka bir açıklaması yok. Kickboksçu da olsan müsabakada kaybettiysen seni dövmüşler demek oluyor bu. Beni kaç kere dövdüler. Söyleyemedim. Neydi Amerika'nın o şarkısı? Unuttum. Adını diyemedim falan. Ne yapayım? Bir şey yapmıyor. Ben dokunmuyorum ki oğlum.
Ne bileyim ben oğlum, benim kafa yandı da. Bu turda biter bu. Sen komple atıyor zaten. Ucu kaldı da. O ucu kalmayız yani, bu turda bitir. Bitiririz zaten, bitiririz zaten. Bu bir şaka mı? Demiyor. Oğlum. Abi dedi, heye bas, heye bas, kaya. Gir buraya. Önce kontrattan paramızı alalım. Ver lan parayı. 46 yol üstü. 542 ama olsun. Yol üstü. Ben onu görmedim lan. 540 olsun yolumuz üstü. Fiyatı görmedim. Yolumuz üstü zaten, oradan geçeceğiz her türlü. Bir de 50 kaç? 56'ya bakıyorum. 56 biziz oğlum. Biz miyiz? Evet. 54. 54 yakın. Lira. Biz bir 46'ya uğrayalım o zaman. Ya değmez ama ya. 54 alalım biz. İyi. Götür makineyi o zaman. 9'a basıp haritayı kocaman yapabilirsin benim gibi. MMA ve güreş. MMA sert iş abi, hiç bana göre değil. İzlemesi güzel. Fırgı benim kaç kere vurdum kırıldı. MMA ve güreşten mi tırsıyorsun? Ay MMA'ci yanımda oğlum. Kaç kere vurdum kırıldı benim. Kıçına kadar bütün kemiklerini baştan tamir ettik ibnenin. Hala sağ dizde onun sıkıntısını yaşıyorum. Belli bir süre aynı pozisyonda duramıyorum. 5-6 dakika durduktan sonra diz kapağım ağrıyor. Lan. Lan. Hangi yoldan sonra? Yolu karıştırdım. Ana yola bağlatacaksın, yardıracaksın işte. Şey mi aldın sen? 54'ü mü aldın? Ha. Şimdi bir 3000 daha gelsin diyor ha. Tabii. İyi para. Ya bu şey çıkmış Serkan. City Skylines 2. İkisi çıkmış mı? Çıktı. Alamıyorum. 700 lira istiyor İbne. Orospu çocuğu. Abi 700... Ya oyun çıktı 425 liradan. Üçüncü gün 650-700 liraya çıkarttı hayvan herifler ya. Bir de Steam diyor ki ayın 20'sinden sonra dolarla satacağım. Allah'ın cezaları. E'ye basarsan atar. RDR hangisiydi ya? Red bir şeydi ya. Redemption mı? Ya RDR açık dünya. Ya açık dünya öyle işim olmaz benim. Geç açık dünyada oynuyoruz da aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bunu oynuyoruz ya böyle sohbet ederek. Red Dead Redemption, evet. Redemption. Şöyle bir şey, biz bunu oynuyoruz. Biz aynı zamanda sana şeyle yapabiliriz. Bazı canlı yayın günlerimizde ETS'de kamyoncu moda geçebiliriz. Altta Müslüm Baba açıp. Zaten kamyoncu modumuz pazar günü oğlum. Pazar günü öğleden sonra zaten tırcıyız abi. Aynen öyle. Ne? Gor 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 gor. Bu. Şu mouse'u versene bana. Küfürden mi? Küfür etmedim ki ya. Bu TikTok her şeye uyarı veriyor be ya. ETS sende var. Bizle görüşmeye nasıl geçemeyeceksin ki? ETS'de bir konvoy muhabbeti çıktı da nasıl kullanılıyor bilmiyorum ya. Hala anlamadım onu. Ya Trackers MP'de ben multi'de oynuyorum ama şey yok. Konvoyu kullanamıyorum. Kanal izleyemeydim. Kanal var lan burada. Geçer bence. Ama benim oyunlarımın hiçbirinde hile yok.
Truckers MP'de de şey yok, multi'de de. Hile yapamıyorsun. Almadı, tarlaya doğru yürüt. Görmedi tarlayı. Yürü 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 yürü, sok traktörü içine, bir daha koy. Bir daha sok. Bir daha, aldı mı? Aldı. DLC bende şey, ETS'nin tüm harita DLC'leri var bende. Tamam, burayı bitirdikten sonra bakarak. Ya da burada çok az görev kaldı. Şu anda yardıracağız yani süreyi, zamanı hızlandıracağız. Çakacağım 360'a. Ama şöyle olur. Sende DLC yok Emir, ama şöyle bir şey yapabilirsin. Sen Truckers MP'den multiye girebiliyor musun oyunla? Örneğin sen Truckers MP'den multiye girersen senin olduğun şehirlere oyunda ben gelirsem Türklerle giremiyor mu? Oğlum Truckers MP'de öyle bir sıkıntı olmaması lazım. Truckers MP'ye zaten aynı server'a gireceksin. Mesela simülasyon 1 var mesela. Sen simülasyon 1'e girdikten sonra ben de simülasyon 1'e girersem, örneğin Almanya, Berlin'e gittiğim, 40NS'e giremezsin. 40NS'e girmen için harita lazım. Harita modunu indirmen lazım. Bende de yok harita modu. Ben de giremiyorum 40NS'e. Pro. O yani o 40NS'i kullanman için bazı DLC'leri bir de modu koyman gerekiyor. Ama oyunun orijinaliyle oynayacaksak şunu yapabiliyorsun. Truckers'ta simülasyon 1'e girersin. Ben de simülasyon 1'e girerim. Örneğin ben kalkar Berlin'e gelirim mesela oyunda. O zaman beraber senin haritan içerisinde sürebiliriz. Yani yok şu anda benim oyunda, ben oyunu nerede kaydetmiştim en son? Kosova'da benim kamyon şu an mesela oyunda. Gitsin bakalım zaman, belki görev gelir. Bende o da var. Ama Special Transport'la ilgili bir şey söyleyeyim sana, şeyde çalışmıyor. Truckers'ta çalışmıyor. Multiplayer'a girdiğinde Special Transport devre dışı kalıyor. Çalışsa çok güzel olur da. İşte konvoya giremiyorum ben şimdi. Konvoya girecek bir arkadaşım olmadığı için denemedim. Ama şunu biliyorum, oyunu normal açtığında, kendi standartından açtığı zaman bütün o DLC'ler çalışıyor. Truckers MP üzerinden açtığında Special Transport'u devre dışı bırakıyor. İlginç oyun ya. Al parayı kardeş. Para iyidir. Alalım. Var mı gelen? Hep balyalama geldi. Sıçacağım balyasına ya. Aşağı doğru bir şeyler var. Tarlaya etmiş. Balyalama 28 bin. Yapamam abi. Çok makine var. Uğraşamam onunla. Tarla 57 nerede? Oğlum aldın 70'i şu an. İki tane gübre makinen yok. Nasıl alacaksın? Bir dakika. Tarla 57 nerede? Bizim altımızdaki. İlk baş burayı yaparım, ondan sonra 70'e kayarım. Tamam, gel kontrata 57'yi de almaya çalış. Gel 57'ye. Bas. 57 yukarıda kaldı. Biliyorum burada. Spaz space alıyorum bakayım. Aldı. Şu gün dönü göğsünü biraz yavaşlatalım. Daha da yavaşlat istiyorsan. Ya oyun al, yani şimdi ben oyunları yayınlarda falan kullandığım için, bir de ben simülasyon tarzı takılıyorum genelde.
Yani simülasyon tarzı olduğu için ya bir sürü oyun var. Ama simülasyon oyunlarını biliyorsun, çabuk biter. Yani bizim oyun, bizim Serkan'la bizim çocukluğumuzun oyunları vardı. Biz bir ara onları oynadık. Şu an 57 desene. Biliyorum. Köşe miydi? Köşe gidiyor. Bende yok. O kasıtlı korsuk bende yok da. Bizim şimdi Serkan'la çocukluğumuzda oynadığımız oyunlar vardı. Biz onları oynadık. Mesela YouTube'a onların çoğunun videosunu yaptık attık biz. Mesela ne oynadık? Prince of Persia oynadık. Gerçi ben beceremedim. Serkan oynattım oyunu. Şimdi etti beni de. Onun bir, ikisi, üçünü oynadık değil mi? Sonra Serkan'la şey... Ben ufak bir rahatsızlık geçirdiğimden dolayı... Oynadık, Call of Duty oynadık ama Call of Duty'nin bizim gençliğimizde, çocukluğumuzdaki halini oynadık. Şimdi biz Serkan'la bakma konuşuyoruz. Biz öyle çok daha küçük adamlar... Şimdi o Knight Online'ların meşhur olduğu dönemde çıkan bir ve ondan eski olan Crysis Call of'lar var. O Call of'ları falan oynadık biz Serkan'la. Crysis vardı 1-2-3, onları oynadık. Şimdi Serkan'la bizim yaşımız 33-34. Yani düşün. Bahsettiğimiz yıllar hangi yıllar oluyor kardeşimizin? Buradan 2000, 15 sene gelecek. 2004 mü? 2006-2007'de 2006-2007-2008 o dönemlerdeki oyunları biz oynadık Serkan'la burada. İşte Crysis oynadık. Call of oynadık. Hatta Far Cry oynamaya devam ediyoruz şu anda. Far Cry'in 2000... Far Cry 3 2006'ydı değil mi lan? O civarda falan. Mesela şu an Far Cry 3 YouTube'a çekiyoruz biz. 2006 yapımı oyun. Mesela ben Night Online oynarken çok iyi hatırlıyorum ya. Sabah kalkıyordum. Çarı kasacağım diye okçuydum. Şey yapıyordum anasını satayım. Otokospa bir bırakıyordum. Ben okuldan gelene kadar. Ya bir de şöyle bir şey. Ben mesela Far Cry birinci oyununu oynadım çocukken. Birinci oyununun hikayesi güzeldi. İkiyi oynadım berbat. Berber oyun. Serkan'la birlikte oynadık. İki çok sıkıcı. İki de çünkü hep aynı şeyi yapıyorsun. Oyun bir yerden sonra bayıyor. Ama şimdi Far Cry 3'ü kurduk biz. Serkan da bir test etti. Baktı oyuna. Abi Far Cry 3 çetrefilli oyun. 3 güzel. 3'ü güzel yapmışlar. Yani 3'te işte avlanıyorsun. Kendi işte silah taşıma aparatlarına kadar her şeyi craftlaman lazım. Bayağı lootlamak. Loot var. Craft olayları var Far Cry 3'te. Hani orası biraz sarıyor. Arada adamlara saldırayım derken işte sana şey komodo ejderi falan saldırıyor. Böyle değişik bir şey. Bende hepsi var. Daha oynamadım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Far Cry 3 oynuyorum. Ama tabii ben bunları bölüm bölüm yaptığım için oyunu bitirene kadar oynuyorum mecburen. Far Cry 3'ü ben bitirdiğim zaman 4'ü alacağım. 4'ü kuracağım. 4'ü oynayacağım. 4'ü bitireceğim. 5'i kuracağım. 5'i oynayacağım. Tabii ben de bilmiyorum şu an 6 nasıl. Yani videolarına baktım ama hani ya fena görünmüyor ama şimdi kendin oynamadan da şey olmuyor. Hani bir oynamak lazım. Şimdi bizde şey var mesela. Biz bu farming oynuyoruz. Bizde şey var. Stranded Deep var mesela Serkan'la bizde. Biz yarın öbür gün aynı bu şekilde Stranded Deep'te de girebiliriz yayına mesela. Tabii canım. Kıçı kırık bir adada hayatta kalmaya çalışmaca. Sen bir tarla daha yapacaksın zaten. Biliyorum, bakıyorum sadece ya. Oğlum zamanı yavaşlattık, gelmez ki. Sen şu balyanın masasına gidiyor. Oğlum bunda hiçbir şeyi yapay zekaya veremeyeceksin. O da var değil mi? Evet. O zaman ne diyoruz? Tamam, devam etsin o. Sihirli annemdeki gibi zaman ileriye aksın. GTA diyorsun. Ha GTA'da da şey mesela biz şimdi elimizdeki oyunları oynuyoruz Serkan'la, biz şeye de geçeceğiz. Bizim çocukluğumuz GTA Vice City'ye denk geldi. Biz GTA'yı da seri yapacağız abi. Vice City, San Andreas. Ot kurutmayla namlı yapıcılar işçi yapıyor da öbürlerini yapmıyor abi. Amele gibi uğraşmak istemiyorum gecenin birinde şimdi. Ki biraz sonra ben de gideceğim yani. Ya saat geldi oğlum, şimdi sen işe gideceksin, ben de işe gideceğim yarın. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şu veli toplantısını başka güne koyamadılar arkadaş ya. Şimdi bir de şu var. Vice City, San Andreas, GTA 4, bak bakalım. Serkan ben ne almış olabilirim?
GTA 5 mi aldın? Aldım. Sonunda aldım. Düşüşe mi geldi? İndirime girdi. Hemen kaptım. Ama ben şey yapmayacağım, roleplay'de oynamayacağım. Roleplay'e... Roleplay için ayrı bir şey istedi, onu almadım. Sen görevli olanı yapacaksın. Tabii tabii, ben normal single görevli olanı oynayacağım. Bir şey yapacağım ya, ben bölüm çekeceğim oğlum YouTube'a. Onun için aldım ben. Vice'den bir gireceğim. O dondurmacı görevini bir türlü yapamıyorum ben yanında da. Ben yaptım çok, ya alıştım. Ya ben GTA 5'te online'a girmeyi düşünmüyorum abi ya. Çok ben izliyorum videoları, çok dallama tipler var. Ben uğraşamam abi. Ben bölüm bölüm oyunun görevleriyle ilgili bölüm bölüm çekeceğim, atacağım. Yani ben online'a girersem ben uğraşamam ben yani 10 yaşındaki veletlerle orada. Ben bir ara şeyi çok oynuyordum ya. GTA San Andreas Tokyo Drift vardı. Ben mod değil, full orijinal. Modlu. Yok lan, CD olarak satılıyordu. Bizim dönemimizde CD ile satılıyordu zaten. Ama sana bir şey söyleyeyim mi bak? Şimdi... Ha bu arada bende Medal of Honor da var. Call of bitiyor da. Güzel. Bioshock var. Hem 1 hem 2. Oğlum sen daha dur, neler oynayacağız, yatıyorsun. Eyvallah emirim, Allah'a emanet, kendine iyi bak. Bak haber söylüyorum, pazar günü öğleden sonra 2 gibi ETS'ye gireceğiz Serkan'la, haberin olsun, gelmek istersen bekleriz dostum. Aynen öyle. Hayırlı gecelerin olsun, kendine çok iyi bak. Şimdiden sana iyi bir ara tatil diliyorum. Yani bize diğer tarlayı yapar, gübrelemesini atar, kaçarız ondan sonra. Öyle yapacağız zaten. Sana da iyi geceler kardeşim. İyi geceler kardeşim. Bir de ben sana bir söyleyeyim bak, biz pazar günü ETS'yi yapalım. Hani YouTube attığımızda tamam bir telif yiyeceğiz eyvallah da, müziği çok altta tutarsak kamyonun sesi bastırır, telif yemeyiz fazla. Öyle yaparız. Müziği bayağı basarız, Spotify'ımız var nasıl olsa, çakarız abi arkadan listeyi. Ama bak, Sek Müslüm, Müslüm, Ferdi, Orhan, Cengiz gideceğiz baba. Hatta araya birkaç da Azer atacağız. Önce liste yapacağız seninle. Tamam. Şu arkadaş var ya, şu arkamdaki arkadaş. Hı hı. Şu arkamdaki arkadaşı da tam çekeceğiz. Tek kamera gireceğiz. Yani. Kamyonun kabininde iki kamera mı var kardeş? Artık birimiz sürerken birimiz tespih sallasın birader de. Tespih nerede bulacağız lan? Yerden tespih. Alalım lan bir yerden bir tespih. Evde, bizim evde vardı belki ya, bakmam lazım. Atletle çıkmayalım ama. Çok iyi görevler gelmemiş. Elimizdekileri bitirmeye bakarım kardeş. Zaten ya, şeylere yaklaşıyoruz biliyorsun. Hiç görev alma sen, boşver. Elimizdeki bir zamanda aksın böyle. 360'da yardırsın gitsin. Sen 70'e gireceksin değil mi? Hı hı. Aman zaman... 70'i de bohlayalım. Boh değil oğlum bu. Bu suni gübre lan. Fark etmez, gübre sonuçta boh mu boh. Boh orijinalini de yapacağız. Hayvancılığa başladığımızda ineklerin gıçından toplayıp tarlaya sereceğiz. Römorkla taşıyacağız falan. Ulan ben köye gittiğimde ne yapıyordum lan? El arabasıyla taşıyordum. Bayağı var ya orada şey yapıyorsun. Traktörün önüne kepçe takıyorsun. Kepçeyi kaldır boşalt. Çok büyük bir rezilliğimi anlatayım o olayda. Bokun içine düşmedin değil mi? Ulan el arabasıyla aşağı dedemin traktörün kasasına şey götürüyoruz, tamam mı? Annemin babasının. Gübre götürüyoruz. Ulan dengeyi sağlayamadım fırkiye. Kasadaki bokların içine arabayla birlikte bir uçtum. Yani araba bildiğin beni böyle balıkla battı bokun içine. Kafa üstü bokun içine. Bildiğin çivileme girişe balıkla mı daldım anasını satayım. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bizim arkadaş vardı Bafralı. Tam bu buğday hasat zamanı. Hasat yapılmış, biçer girmiş, balya girmiş. Balyalar tarlada öyle at şeyine kelebek konmuş gibi duruyor. Hadi bizde balya alama yoktu. Biz... Bu çağırdı beni, tamam mı? Kral dedi ya, balya atmak lazım. Bir gel destek ol da dedi, akşama geri dönek ya. Ben orada 2-3 gün kalmayayım dedi. Gittim.
Bana dediler ki sen bunları yukarı fırlatamazsın, sen yukarıya diz. Peki dedim. Bunlar atıyor, ben diziyorum. Bunlar atıyor, ben yalnız dizdikçe ben kendim yukarı çıktığımı unuttum. Bir müddet sonra bir baktım, benim arkadaşlar karınca gibi görünüyorlar. Oğlum bak. Böyle yaptım arkadaşlar. Özgür. Bu şey çok yüksek birader. Ben buradan nasıl ineceğim? Kontratı tamamladı. Tamamladı oğlum. Paramızı alalım. Oh. Darla 70'e gideceksin ama haritayı büyütebilirsin 9'la. Ama bir kere daha basman lazım. Bilmiyorum hocam. 70'e direkt yoludan karşıya doğru yardırabiliyorsun. Bak haritaya bak. Öyle yapacağım zaten. Tam denk geliyor. Çok uzakta kalıyorsun şu an. Bak köşeyi gör. Oğlum tarlanın içine girdin lan. 71'e girdim oğlum, ne olacak? Burası 71 mi? Evet. Benim kafa yandı. Şöyle çaprazla vereyim de tam köşeden başlayayım. Bir kafa Leyla. Hep kafa Leyla. Ya şeyde... Oğlum ben... Bizim köyde de şey mesela... Tarlayı biçiyorlar. Biçtikten sonra gübreleme yapıyorlar. Ondan sonra sürme yapıyorlar. Ne oğlum, biz balyayı attığımız gün ben ne koptuydum ya. Ertesi gün dediler ki biraz daha balya var gençler, onları da atalım. Diğer tarlaya gidelim. Tamam dedik, dayı gidelim, sıkıntı yok. Bu sefer bir sürü adam varmış. Bana dedi ki sen dedi şey yap koçum dedi. Yan girme bence o tarlaya. Yan mı giriyorum? Aynen yan giriyormuş. Bize dedi, bazen dedi, bana dedi ki sen traktörü kullandın. Bana. Tam adamına söylemiş olasın. Dedim ben bunu nasıl kullanacağım ki dayı? Geldi, vitesleri falan gösterdi. Şimdi dedi debriyajı hafiften çok, o kendi kendine gider zaten dedi. Bak kendi kendine gidiyor işte. Abi traktör kendi kendine gidiyor. Ben direksiyonda oturuyorum. Direksiyonu düz tutuyorum. Yaptığım şey bu. Yaptığım tek şey bu. Abi tamam direksiyonu düz tutuyorum ama bir yerden sonra arka yükleniyor ya. Magine bayılmaya başladı. Boğulmaya başladı. Dedim ki bu stop edecek dayı dedi. O vitesin altında bir tane çekçekli çıt çıtlı bir şey var. Çek onu dedi bana. O şeymiş. Ne diyorlardı ona? Takviye. Takviye. Bir çektim. Sanki arkamıza bir bok dememişiz gibi gitmeye başladı. Hiç uğraşma, bırak aksın. Ya bakıyorum sadece ya. Ota yıklamak için cihazımız yok yalnız. Bu spreyleme de şeydir. Herbisittir. Neyse siktir. Bunu biraz yapalım. Borç ödeyelim. Bunu yapalım. Hallederik. 30 binimiz var. Şöyle bir 3 tane falan öde ya. Buradan da iyi para gelecek zaten. İyi borç ödüyoruz ha. Kral. Tabii canım. Baksana ne kadar ödedik. 395'e düştü oğlum. Neredeyse 100 bin ödemişiz. İyi iyi. Nisan ayında 25 bin ödeme yapmışız. Şöyle düşün. Şimdi bunları yapıyoruz ya. Aslında sana bir söyleyeyim mi? Bu da ne verecekti? 15. Yani bir 3 daha ödeme şansımız var. 1 öderiz. 2 öde oğlum, 20 bin kalsın, ne olacak? O da olur. Şimdi bunu yaptığın zaman bir de şöyle bir şey var ha. Farz et ki bunu yaptık. Bir dakika lan. Bizim şey niye azalmıyor? Gübre azalıyor mu? Azalıyor, 81'deydi. %81'deydi. Kafam yandı benim, neyse. Burada şöyle bir şey var. Şimdi gübreyi yapacağız hocam, gübre tamam, eyvallah. Sonrasında mevzunu... Şeyi diyorum. Şimdi bizim arazinin zamanla daha var ya, daha Nisan'dayız anasını satayım.
Biz daha çok dış görev yapacağız. Ben diyorum ki hani 100 bin ödemişiz ya krediyi geri. Biz bir 100 bin daha ödesek tarlayı biçene kadar. Ben diyorum ki gelen hasatla çektiğim pay verdiğimiz 200 binlik krediyle biz ikinci darlayı alırız. Dur bir ödeyelim mi? Yani öyle bir hissi kalbel ruhu oldum. Çünkü arka arka iki arazi ya bizim odası, o ikisi var ya. Hani hasat döngüsünde bize bir vurgun yaptıracaktır orada. Ya vurgun yaptırması ve silo aldık, tamam mı? Ya abi benim amacım o zaten. Şimdi iki arazi var. Çaprazlayacağım onları, şöyle düşün. Bizim elimizde iki tarz ürünü ekebilecek, iki tarz ürünü de biçebilecek cihaz var. Şöyle düşün. Biz şuradan, şu buğdaydan başlayıp kardeş şuraya kadar hepsini ekiyoruz. Biçe de biliyoruz. Şunu ekemiyoruz. Bunu ekeriz, biçemeyiz. Makinemiz yok. Bu ne ekiyoruz ne biçiyoruz. Ekiyoruz, biçemiyoruz. Bunu da ektik mi biçiyoruz abi. Geri kalana gerek yok. Ya şimdi şöyle baktığın zaman abi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak tarihlere bak. Yani biri mesela arpayı ektiğim zaman Haziran'da arpayı bitirip Temmuz'da şeye, kanolaya girebiliyoruz. Yok. Buğdayı arpaya girebiliyoruz. Kanolayla şeye de girebiliyoruz. Buğdaya da girebiliyoruz. Bak kanolayı ekeceğin tarlayı arpayla bir kullanabiliyorsun. Evet. Arpa bak kanolayı ekiyorsun. Ama döngüde sıkıntı var bak. Şimdi Eylül'de arpayı ekiyorsun. Kanka. Temmuz'da vuruyorsun. Ağustos'ta kanola ekiyorsun. Bir sonraki Temmuz'da kanolayı vuruyorsun. Ama bu arada ikinci tarlan. Eylül'de ekip Temmuz'da topluyoruz. Buradaki çaprazlamanın mantığı şu bende. Ben şunu diyecektim sana. Bir tarlaya kanola, bir tarlaya buğday mı, arpa mı ekeceksin? Ne ekeceksin? Şöyle çaprazlamamız lazım dediğim şu. Tarlalara yani ikişer ekim yapabilmemiz lazım. Yani hasat dengesini şöyle kuracağız abi. Bak şimdi. Mart, Nisan daha çiçeği ekebilirsin diyor. Değil mi? Ama Ekim'de diyor toplayacaksın diyor. Bak. Burada toplayacaksın. Peki süpürge darısına ne diyor? Süpürge darısına Nisan'da ek. Ek. Ağustos'ta, Eylül'de topla. Ağustos'ta topladığını varsay. Sen aynı tarlaya Eylül'de bunu ekemiyor musun? Kanola ekebiliyorsun, evet. Değil mi? Kanola ekiyorsun. Bu aynı tarlaya kanola ekiyorsun. Bu sefer kanolayı beklediğin için o tarlaya tekrar süpürge darısı ekemiyorsun. Evet. Ama senin bir önceki tarlanı yani diğer tarlana bunu ektiğin zaman şu ikisinden birini şurada patlıyorsun. Ama şunu yapabilirsin. Süpürge darısıyla arpayı ekersin. Pardon, kanolayla arpayı ekersin ayrı ayrı tarlalara. Kanoladan çıkan tarlayı, kanolayı ektikten sonra burayı bekliyorsun ya abi. Evet. Zaten ekim hasat dengesinde sıkıntı var. Ekim hasat döngüsünde bak sen mısır ektiğin zaman da şurada çıkartıyorsun. Evet, doğru. Burada abi yapacağın en mantıklı şey ne biliyor musun? Bununla bunu dengelemek de değil. Bak kanolayla şey döner bak. Niye döner diyorum biliyor musun? Sen burada kanolayı ekip tekrar Haziran, kanola mıydı? Kanola Temmuz'da değil mi? Sen burada kanolayı ektiğinde, ha bu arada kanola ekmek zorunda değilsin. Arpaya dönebilirsin, şunu yapabilirsin. Süpürge darısını ekersin abi. Eylül'de toplarsın, toplar toplamaz arpa çakarsın. O da olabilir. Arpa çakıp Haziran'da toplarsın aynı tarlayı Ağustos'ta kanola ekersin. Yani o şekilde olabilir. Bir buçuk yıllık bir sezon döndürürsün. Öbür tarlaya aynısını yapabilirsin. Ya da farklı bir yöntemle şunu yapabilirsin öbür tarlana. Kardeş öbür tarlayı ikili döngü yaparsın, tamam mı? Mısır çakarsın. Kasım, Ekim'de mi toplayacağız? Ekim'de toplar, buğday çakarsın. Bakarsın. Ya da pamuk için şey alacaksın. Biçer döver alacaksın. Anladım. Ki çok pahalı. 400 bin euro falan. Pamuğunki. Biz niye patatesi yapamıyoruz biliyor musun Serkan?
Bak patatese bir daha bak. Patatesin aralığına bak. Çok nerede uzun. Topluyor? Bak nerede topluyor? Ağustos'ta. Aslında patatesi kullanarak buğday döngüsü yapıp bak yulafınki çok kısa. Yulaf ekip Temmuz'da çakıp kanolaya dönebiliriz. Yani şunu yapabiliyoruz biz. 1,5 yıllık döngü içerisinde süpürge darısı, yulaf, arpa ve kanola. 4 tane ürünü alabiliyoruz. Ya da sen şunu yaparsın. Bir turda hepsini aynı şeye ekersin. İkinci turda da ikisine de aynı şeye ekersin. İkili döngü yaparsın. Yani tarihe bakarsın hangisi müsaitse onu çakarsın. Burada zaten patatesi yapamıyoruz çünkü patatesi ekemiyoruz. Patatesi biçemiyoruz eve. İkisi için de ayrı makine lazım. Bir de bizim tarlalar büyük, küçük makine alırsak öldürür bizi burada. Büyük makine lazım. Biz yanlış mı girdi tarlaya ya? Hayır oğlum. Nerede? 70 işte aşağıda. Yapıyor işte, dikey yapıyor bak. Ne bileyim, şu sağ taraf uzun gibi geldi. Çapraz mı yapıyor tarlaya bakayım. Boyamadığı yeri var mı? Yok işte, tamam, sıkıntı yok abi. Şimdi... Ben bir de sana şunu söyleyeceğim kardeşim. Bu şeker pancarının da ekimini yapabiliyoruz. Şeker pancarını daha kolay yaparız. Niye? Çünkü sadece şeker pancarı için biçme sistemine ihtiyacımız var. Biçme cihazlarına, pancar için. Pancar için biçme cihazına ihtiyacımız olduğuna göre. Bak bu devam ederken bakalım mı pancarın biçme makineleri kaç para? Bakalım. Ya hem cihazlar hakkında fikrimiz olsun, planımız ona göre. Şimdi şu makineyi almaya kalkarsak bizi... Fiyatlara bak. Fiyatlara gelir misin? Bu makineyle bu iş olur mu? Olmaz abi. Değil mi? O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Buraya geleceksin. Burada pancarı bul bana. Şuraya geliyorsun. Şimdi bak şunu görüyor musun? 100 bin diyor. Arkayı. Onun büyüğü var mı diye bakacaksın burada. Ki yok. Görüyorsun. Bunu da, ön kesici bunlar. Yaprak kesici. 98. Aynı 98, para. Evet. Traktörün arkasına şunu takıyorsun. Bu mu? Şunu. Şu makineyi. 3 metre eni var. Ama önüne de yine 3 metrelik şöyle bir makine takıyorsun traktörü. Ve 15 kilometreyle yapıyor ve adamın anasını belliyor küçük olduğu için. Ha. Şu makineler çok mu büyük diye soracaksın. Kaç metre oldu yazmıyor değil mi? Bunlar standarttır çünkü. Yazmıyor. 10.5. 10.2. İşte bu metre. Asıl bunu alacaksın işte. Kocaman. Ya da 2.8 metre gördün mü küçücük? Böyle bakarak bulacağız. Mesela bu. Bu Holmer. 9.7 metre bu mesela. Böyle bir makine alacaksın ki adam gibi biçelim orayı. Yoksa saatler sürüyor. Ekim makinesi elinde var. Kaç parasına bakar mısın? Giremiyorsun. Şimdi patates teknolojisi dedik değil mi? Patates biçme makinesi bak bu da. Şimdi bak. 3 metre. 3 metre. Zaten 4 tane var nasıl? Hepsi 3 metre oğlum bunların. 3 metre. Makinenin alanı dar. Dar olunca da ne oluyor abi? Belliyor seni. Sen şimdi bu patatesi ekmek için de şuradaki alete ihtiyacın var bak. Şunlar var ya. Hı hı. Bak büyüğü de yok ha. 6 metreymiş bu. 6 metre. 3.4 metre. 6 metre abi. 6 metrelik makineyi alıyorsun. İçine yemi dolduruyorsun. Tohumu. Sırf tohum. Tek tohum bak. Gübrelemiyor. 6 metre makine bununla ekiyorsun. Bak şeker kamışını da bu ekiyor. Ektin diyelim.
Bu sefer bunu toplamak için bu şerefsizi arkaya şöyle bir şey takıyorsun abi. 1.5 metre. 1.8 metre. Bu traktör için. 0.9 metre. Ropa'nınkiler belki büyüktür dedim ama büyük değil. Gördüğün gibi ağzı küçük olduğu için büyük arazilerde abi ölüm. Ama 6 metrelik bir ekici alıp şeker kamışı ekersen şeker kamışının toplaması nasıl biliyor musun? Şu makine var ya bak. Hı hı. 1 metre diyor bak. Şeker kamışının zaten büyüğü yok. 1 metre değil. Koca, çubuk çubuk yok. Hı hı. Bunu öne takıyorsun. Arkaya da kasa takıyorsun. Anladım. Önden kesip arkaya püskürtüyor. Traktörün üstünden. Romorka ya bu. Tabii tabii. Şimdi bunu yapacaksın. Şeker kamışı yine bir nebze daha yapılabilir. Bir nebze daha. Başka ilginç bir şeyse pamuğu ekmek kolaydır. Kanka. Burada hiç bak şu pamuk teknolojisinde sadece ne var? Dikkat et bak şimdi göstereyim sana. Pamuğun römorku var sadece farkında mısın? Bunlar şeyler. Pamuk kesicileri. Bunlar balyalama mı? Pamuk için bunlar. Pamuğu makine yapıyor, 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 yapıyor. Makineden çıkartıyor. Sonra şunu takıyorsun kasaya. Bunu açıyorsun. Yiyip geri geri geliyorsun. Çekiyor içini. Hmm. O şekilde çalışıyor. Pamuğu da neyle alacağım biliyor musun yerden? Bir makinesi vardı onun. Burada pamuğu gördün mü? Bak şu makineler. Kaç metre? 6 metre. Bak. Benzin deposu büyük sadece. 6 metre hepsi. Ama sargı boyuna bak. Hepsi aynı. Makinen 6'şer metrelik. 6'şer metrelik. Dikkat et bak. Kesicisi olmayanlar var. Gördün mü? Evet. Şimdi bu kesicisi olmayan hayvanı alıp kanka. Hani demin girdiğimiz yer vardı ya pamuk teknolojisindeki şuradaki. Şu kesicileri görüyor musun? Kaç metre? Şunu onun metre önüne takıyorsun. Daha hızlı yapıyor. Bu da maksimum 488 diyor gördüğün gibi. Yani 2 balya. Bu 1 balya. Bu 9 balya. Ama yuvarlak olursa. Bizim makine yuvarlak yapmıyor ki. Kare yapıyor. Yuvarlak pamuk balyası kullanamıyoruz biz. Bizim makine kare abi. Bak kaç balya aldığı yazmıyor burada. 3 balya diyor yuvarlak olursa. Peki bizim sargı makinesi yuvarlak yapabiliyor muydu? Ne yapıyordu? Yapmıyor. Yapıyor işte. Yuvarlak gösterdiğine bakma sen. Bunlar yuvarlak sarmıyor. Kare sarıyor bunlar. Bak. Aa, bu böyle mi gösteriyor? Hı-hı. Bu kare sarıyor. Eğer yuvarlak çekici alacaksak yuvarlak saran makine alacağız. Onu diyorum işte ben de. Olay bu. Onlara dikkat edeceğiz. Öyle yapacaksın onu. Ha pamuk biraz kasabilir. Evet pamuk biraz daha yırtırır. Bir de zeytin özüm var. Burada. Ona sonra bakarız. Ona sonra bakarız. Yani bizim bu bitti mi ki ya? Bir girsene kontratlara. Tamamlanmış. He. Al paramızı abi. Bak bakayım var mı bir şeyler. Yok bir şeyler. Tırt. Kapat. Tarlaya sür abi. Bizim mekana gidelim. Buradan çaprazlama yardımcı olmaz. Vites atman lazım galiba. Yavaş gidiyor. Niye öyle uğraşıyorsun lan? Ne oldu ki? Haritada bir şey dikkatimi çekti de onu yapacağım. Orada kanal var mı?
dümdüz gidip alttan yoldan mı çıkacaksın bizim oraya? Hı. Kullan abi, sıkıntı yok. Bir dakika. Port gitgide azaldı ha. Değil mi? Hı. İki daha dedim işte. İyi iyi, borcumuz azaldı. Azaldı dediğimize bak ama 385 bin euro borcumuz var. Ama evet. 125 bin euro para çekebiliyoruz şu an. Olsun, çekmeyelim şimdi, kalsın. E çekmeyeceğim tabii canım, niye çekeyim? Daha az mı? Biz borcu kapatmaya bakalım şimdilik. Oğlum zaten... Nisan, Mayıs. Çok kalmadı zaten hasada. Sen diyorsun ki hiç silolama, hasadı sat, o borcu kapatmaya bak diyorsun değil mi? Aynen öyle. Ya da satma, ek, siloya at, pahalanması için kış dönemini bekle. Yani... 2 saat, 3 saatte geliriz kış dönemine, ne olacak? Pahalıya satalım ki daha çok para kazanalım diyorsun. Yani zula yapacaksın abi. Abi silomuz var. Kafamız rahat. Kal. Bas enter'a, motor kapandı. Şu, şurada kullanacağım, sana zahmet. O zaman ne diyoruz? Evet değerli arkadaşlar, biz güzel bir yayın yaptık. En azından biz Serkan'la hem kafa dağıttık hem dinlenmiş olduk. Ama gece saat biraz ilerledi. Biz sabaha kadar da yayın yapmasına yaparız ama saat 2'yi gördü abi. İkimiz de yarın çalışacağız. Yani o yüzden kapatacağız yani mecburen. Yayın kaydını görmek isteyen, tekrar izlemek isteyen, sonunu görmüş olan, başını merak eden arkadaşlar için birkaç güne kalmaz YouTube'a yayınlamış oluruz bunu biz. Aynen. YouTube kanalımızda Furkan Ülkü TV'den girip bakıp oradan izleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Şimdi yayını kapatacağız. Pazar günü öğleden sonra saat 14 civarında Eurotruck'la birlikte kamyoncu mod olarak dostumla birlikte yine bilgisayar başında olacağız. Allah nasip ederse. Orada sizlerle birlikte tekrar görüşmek ümidiyle değerli arkadaşlar. Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. İzleyen ve takip eden arkadaşlarımıza teşekkürler ediyoruz. Yeniden görüşünceye kadar değerli arkadaşlar. Cümleten Allah'a emanet. Hayırlı hafta sonları diliyoruz herkese.